Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Çok güzel bir gün diliyorum. Zaten güzel günler bizi bekliyor. Çünkü gayet güneşli, ılıman, harika bir bahar mevsimine girdik efendim. Bu bile bizim enerjimizi, motivasyonumuzu yükseltiyor. Hepinize çok güzel dakikalar, saniyeler diliyorum. Sağlık diliyorum. Huzur, başarı, mutluluk, bolluk, bereket sizlerle olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim iyi programlar diliyorum. İyi baharlar, iyi yazlar olsun inşallah. Hepimizin yüzü gülüyor değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Havanın, güneşin, enerjisinin ne kadar önemli olduğu bir gerçek. İki günde hemen değişti. Hemen. Auramız değişti. Her şeyimiz değişti. Giyim kuşamımız değişti. Enerjimiz değişti. İnşallah buradaki konularımız da iyiye gider. Onların da enerjisi, keyfi yerine gelir diyorum. Ve ilk konumuz olarak Pembe ve Perihan ikizlerle başlamak istiyorum. Tek yumurta ikizi biliyorsunuz. Perihan Hanım ve Pembe Hanım. Ve buraya anneleri için gelmişlerdi. İyi bakılmadığını, kardeşleri tarafından engellendiğini, annelerini yanlarına almak istediklerini ama yine kardeşleri tarafından engellenip eve dahi girilmelerine izin verilmediğini söylemişlerdi. Tabii bu iddialarını yalanlayanlar da oldu, doğru olmadığını söyleyenler de oldu ama bugün için çok önemli bir gelişme olmuş. Onu hemen ekrana getireceğiz. Yani ilk konumuzda Pembe Hanım, Perihan Hanım, anneleri Fatma Hanım olacak. Bize verdiğiniz görüntülerdeki ev, ev değilmiş zaten. Depoymuş. Ben devleti temsil ediyorum burada. Ben muhtar olmuşum ama olamamışım. 91 yaşındaki Fatma teyze için bütün köy birlik oldu. İki kız kardeş yalancılıkla suçlandı. Kim köylü niye yalan söylüyor? Köylerimiz yalan söylüyor. Niye işte? İddiaların hepsinin asılsız olduğunu söylüyor bize. Kız kardeşler miras peşinde mi? İki kız kardeşimin bütün söyledikleri yalandır. Annesi kesinlikle mağdur değil. Yalan söylüyorlar orada. Annemi bir kere yıkamışlar mı? Bunlar gidiyorlar, Bekir'i doğuyorlar. Anamı doğuyorlar. Gelinler elimde, getireceğim yani, getireceğim. Yaşlı annelerine şiddet uyguladılar mı? Şahitler canlı yayında konuşacak. Şimdi. Evet, bugün herkes bu konuda eteğindeki taşları dökecek gibi görünüyor. Biz dün yayın sonrası efendim bir çekim yaptık. Dedik ki Fatma teyzeyi bulunduğu yerde neler yapabiliyor, hareket kabiliyeti nedir, köylülerle arası nasıl, köylüler onunla ilgili ne düşünüyor? Bir yayın, bir çekim yaptık. Birazdan da canlı yayında yine Fatma teyzemiz olacak, kardeşiniz Bekir olacak, efendim muhtar Murat Bey, enişteniz varmış Osman Bey, akrabanız o ve köylüler hepsi canlı yayın için muhabirimiz İzel'in yanındalar. İzel'cim birazdan döneceğim size ama Fatma teyzeyi biz köy hayatı içerisinde mesela dün ne yapmış, tavukları beslemiş, yani mutlu mesut yaşıyor mu diye şöyle bir çektik efendim, bir izleyelim. Sonrasında çok önemli bir gelişme oldu Fatma teyzeyle alakalı, yayınımız ses getirdi. Bunu da paylaşacak olan kişi kız kardeşiniz Nirgül olacak. Hemen şu görelim bir Fatma teyzeyi köyde. Bütün köy halkı Fatma teyzeyi çok seviyor. Fatma teyze de yerinden ve halinden oldukça memnun. Şimdi tüm köy halkının gerçeğin peşinde mikrofonlara bir mesajı var. Herkes ona yardımcı oluyor. Burada memleketinden vatanda kalmak istiyorum. Kimse götüremez. Bizim burada yani genelleme insanlar da yaşlı insanlar doğduğu büyüdüğü yeri terk etmek ölümle beraber gelir. O bayanlar hiç bakmıyorlar. Ötekiler tüm yalan söylüyor. Ne kadar halk varsa. Hiç bakmıyorlar. Fatma teyzemiz burada kalmak istiyor. Oğlu Bekir'le beraber. Bekir de burada. Biz de burada kalmasını istiyor. Bunların maddi imkanları iyi. Burada durmasını da istiyor. Köyde de rahatlar. Burada rahatlar. Yani maddi manevi bir sıkıntıları yok yani.
Yani köyden ayrılmalarını istemiyor köy halkı. Doğru mu? İstemiyor. Evet, kendiler doğrudur. İstemiyor. Kendiler istemiyor, biz istemiyoruz. Şimdi baktığım zaman hani eğri oturup doğru konuşacaksak, dün Nirgül hani bağlandı. En son Temmuz ayında gitmiş, 8 ay önce. Size soruyorum, en son 6-7 ay önce gittik diyorsunuz. Kimse gidip, kusura bakmayın, Nirgül'ü de buna katıyorum. Kimse gidip de bu kadıncağıza bir banyo yaptırmamış. Tabii. Bu kadının tırnaklarını kesmemiş. Bu kadının efendim bir hastalığı var mı diyorsunuz ki bizi yaklaştırmıyor. Ben bilmem, ben ne düşündüğümü söylüyorum. Tabii. Hiçbir şey yapılmamış. Yani Nirgül sanki en düşkün gibi görünüp ama 8 ay önce annesini en son ziyaret etmiş bir durum var ortada. Doğru mu? Doğru, Pembe. Çok doğru. Evet. Heh. Biz de bunu gittik. O günden sonra biz gidemedik. Kovalandık, dövüldük. Ya ben bilmiyorum bunları. Ben sadece bu kadına en düşkün olduğunu iddia eden Nirgül kardeşinizin bile en son 8 ay önce gitmiş olması, bu kadıncağız kendi başına yıkanamaz, hijyenine bakamaz, tırnağını kesemez. Her ne kadar bahçesinde, bağında memnunsa da, mutluysa da, bu kadıncağızın daha iyi bakılacağı ilaç saati mi geldi? Evet, İlacının saatinde verilmesi. Biz diyecektim, ben diyecektim onları. Beslenmesinin saatinde, evet, ve doğru yapılması, evet, için bu kadının düzgün bir şekilde bakıma ihtiyacı var. Serap Hanım, bir şey söyleyeyim. Söyle. Nirgül'ü de bağlayın bu arada. Annemizin şu anda köylülerimiz diyor ki tabii ki bizim annemizi orada ayırma. Hiç imkanımız yok yani, çünkü köylülerimiz tabii ki seviyordur. Tabii ki annemizi bu durumda ayırmak istemek, sağlığı yerinde olsun, ahlakları yerinde olsun, imkanı yok. Yemeklerini yapsınlar, kendilerine baksınlar, asla annemizi bir oradan çıkartmayız. Sebep ne? Şu durumdaki sebep. Annemiz ilaç kullanamıyor, ilaç veriyorlar demezse. Ben hastası, her gün söylüyorum bu kız kardeşime. İlacı verilmiyor. O ilacı içiliyor. Yemekleri verilmiyor. Temizliği yapılmıyor. Köylümüzün hangisi gelmiş de bir temizlik yaptırmış bayanlar? Yapamaz. Herkes kendi derdi. Annemizin, tabii, temizliği için. Ama herkes, evde çok kirli görünmedi. Ev kirli görünmüyor ama kadıncağızın bakımı, beslenmesi nasıl yapılıyor? Şimdi Nirgül hatta çok bir şey önemli soracağım. Bir gelişme oldu yayınımızın ardından. Tamam. İhbar kabul edildi bizim yayınımız. Rahmine. Ve Nurgül'ü bir yerden aradılar efendim. Resmi bir kurumdan. Nirgül Hanım merhaba. Merhaba canım, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Hanım. Nirgül Hanım, şu son gelişmeyi hemen paylaşın, kardeşleriniz de öğrensinler. Merhaba canım, ben sosyal hizmetler... Kesik geliyor sesiniz. Sosyal hizmetler beni aramadı, ben sosyal hizmetleri aradım. Evet. Kardeşimi Alper'i aramışlar, ondan sonra yer ayarladıklarını söylemişler. Ben onları aradım, görüştüm. Ondan sonra onlarla görüştüm. Annemin işte götüreceklerini, ben annemin oraya gitmek istemediğini, evinde kalmak istediğini söyledim. Onlar da bize bir hafta müsaade verdiler. Hı. İşte temiz bir ortam, bir bakıcı. Hı. Öyle bir durum sağlarsanız dediler, anneniz gene evinde kalır. Hani düzenli bakılır, düzenli sosyal hizmetler tarafından da kontrol edilirse dediler. Peki Nurgül sonra... Hanım, bu durumda kızları istiyorken, evet, onlara düşmez mi bakılması? İki tane aslan gibi. Sen misin de annesi? Serap Hanım. Sen istedin mi? Sosyal hizmetlere şunu dedin mi? Bizim, evet, hayır, ben annemin bakımının orada yapılmadığını düşünüyorum. Ben alacağım annemi. Dedin mi Nurgül Hanım? Dedim. Dedim. Serap Hanım, şöyle yalan, bir durum yalan, var bak. Yalan. Annem. Annem kesinlikle Perihan Şahin'i, Pembe Erol'u kesinlikle istemiyor. Bu ama benim yanıma sensin, gelmek istiyor. Da sebebi ama sensin, bir saniye. Sebebi benim sensin, yanıma gelmek istiyor. Peki, hatta ben bir ay önce getirecektim. Yemin kardeşim ederim, getirecekti. Ben Nurgül'ümü yanına götür dedi. Getirecekti ama kardeşim gelemediği için getiremedi. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bunlara işte bakacağım. Annenizin bunların ortamı bozuk olduğu için. Değil mi? Bakıcıyı koymaz. Efendim? Tüm her şeyine bu ilgileniyor. Vesile bu. Vesile o halde şimdi eğer arıyorlar, ki, hepsi soruyorlar. Hayır, eğer ki sosyal hizmetler aradıysa, bu yayını ihbar kabul edip aradıysa, denecek olan şudur. Ben yarın git, bugün senin atlayıp gitmen lazımdı mesela. Evet. Şu anda senin Yozgat'ta olman lazımdı. Yani. Hayır, ben annemi kimseye bırakmam. Evet. Alıp götürüyorum demen lazımdı. Serap Hanım. Alamaz. Efendim, bir cevap alayım Serap ama. Hanım. Evet. Bir şey söylemek istiyorum. Ben Yozgat'a gitmedim. Bak, ben Yozgat'a gitmedim. Bakın,
Ben Yozgat'a gitmedim. Biz bir dinleyelim. Ben Yozgat'a gitmedim. Anladım. Şöyle anladım. Evet. Ha, bunlar gitmediğimiz halde dün yayında dinleyin. Aygün'le benim Yozgat'ta olduğumuzu, evi taşıdığımızı iftira ettiler bunlar. Yalan söylediler. Bak, konumuz bunlar. O değil. Bunların işi gücü yalan. Nurgül Hanım, konumuz o değil. Ben diyorum ki... Ben bugün gidiyorum Serap Hanım. Ben muhabirinize de söyledim. Ben Yozgat'a bugün gidiyorum. Şimdi hemen canlı yayına bir dönelim. Muhtar Murat Bey'in bu konudan haberi var mı? Murat Bey, sosyal hizmetler önce Alperen Bey'i aramış. Daha sonra da Nurgül Hanım sosyal hizmetlerle görüşmüş. Bir hafta süre tanımışlar. Bu süre içerisinde şartları düzeltin, onu yapın, bunu yapın ama bunu yapacak bir ortam yok orada. Yani kızlardan birisi gidip orada onlarla yaşayamaz. Herkesin evi barkı var. Bu sosyal hizmetler olayına ne diyorsun muhtar? Şimdi sosyal hizmetler kesinlikle bunları götürme şeyine sahip değiller, götürmezler. Köyümüzde iki tane yetim vardı. Müsaade edin, evet. Ben iki tane yetim vardı. Bunları sosyal hizmetlere vermeye çalıştım. 15 yaşları civarında anneler babalar rahmetli oldu. Kendilerine soruyorlar. Belli bir yaşa kadar sosyal hizmetler böyle gelip kafasına göre kimseyi götüremez. Şimdi tabii tamam, Fatma teyzenin durumu farklı. Fatma teyze 91 tabii. Yaşında. Zaman zaman demans da yaşayan bir kadın. Eğer yani 91 yaşında olması önemli değil, bilinci yerindeyse ama demans varsa istediği gibi götürebilir. O zaman bir İzel'ciğim, Fatma teyzeye bir mikrofonu uzatalım mı? Fatma teyzeye sor bakalım, köyünden, evinden, başka bir yerde mesela bir gülün yanında yaşamak istiyor mu? Demiş ya ben pembeyi ve periyanı istemiyorum. Asla. Nirgül'ü istiyor muymuş? Bir sor bakalım. Fatma teyzeciğim, sana bir soru soracağım şimdi. Sen köyünden memnun musun? Kimden? Köyünden. Köyünden mi? Memnunum. Köyünde yaşamak istiyor musun? Burada yaşamak isteyeyim. Peki Nergül'le beraber yaşamak ister misin kızın Nergül'le? Peki ne, yaşamak istiyorum. Köyde, belki de köyde. Ben de burayı. Burayı istiyorum ben. Burayı anamdan babamdan iyice Allah razı olsun. Burada mutlu musun? He? Burada mutlu musun? Mutluyum. Mutluyum burada. Nirgül'ü bir daha sor. Güzelciğim yavrum, Nirgül'ü bir daha sor bakalım. Nirgül'e gitmek istiyor mu? Yalnız biz seni. Nirgül'e gitmek istiyor musun? Kızın Nirgül'le yaşamak ister misin? Kızın Nirgül'le yaşamak ister misin? Yok. Hiçbir şey istemiyorum onu. Peki Perihan'la ve Pembe'yle yaşamak... Perihan'la ve Pembe'yle yaşamak ister miymiş? Peki... Kızların Perihan ve Pembe ile beraber yaşamak ister misin? Yok, hiçbiriyle istemiyorum. Bekir diyorum. Bak gördün mü? Bir de şunu sorar mısın tatlım? Peki kızlar köye gelse... Şunu düşmanın oğlunuzun ödülen düşman oldu. Ne dedi İzel? Benim bu kadar, beni bu hale sokandan düşman olur diyor, dost olmaz diyor. Kızlar düşman, gelse düşman, kızlarla yaşamak istiyor mu? Yani kızlar oraya köye gelse o evde hangisiyle yaşamak ister? Benim önüme de peki gelin. Fatma teyzeciğim, Pembe, Perihan ya da Nirgül bu köye gelse onlarla beraber bu köyde yaşamak ister misin? Kimine? Perihan'la mı? Bu köyde yaşamak ister misin onlar bu köye gelse? Onlar hep değil şöyle tekmamadasın. Onlar da mı gelmesin yanına? Onlar da bu köye gelmesinler mi? Yok. Kızlarım istemiyorum ben. Oğlanlarımı isteyeyim. Hiç kimseyi istemiyorum. Kızlarımı istemiyorum. Sadece oğlan çocuklarımı Nugul. İstiyorum diyor. Bunu hayata küstüren Nugul işte bunu. İstemiyorum. Bununla kaç oldu beğendikleri. Gidip soramıyor ki. Serap Hanım aslında. Söyle canım. O benim şu halimde. Fuat'tan ve Alper'den yani erkek çocuklarından memnun olduğunu, onlarla mutlu olduğunu söylüyor. Kız çocuklarından rahatsız olduğunu ve onları görmek istemediğini söylüyor. Ama etmedi bunu bana. Bana bunu düş. Yani bazı söylediği şeyler çok mantıklı olmayabilir ama evet. Çocukları, kızları istemiyor. Yani Nirgül her ne kadar ben gidip alacağım dese de Perihan'ı ve Peri Pembe'yi istemiyor dese de Nirgül'ü de istemiyor. Bak şimdi şöyle. Bekir diyor. Bekir. Şimdi şöyle biz yanına gidelim. İlgilenek, sarılak, öpek. Siz benim kameranızı izleyin. Yemek yiyin diyor, oturun diyor. Tek tek konuşun.
yemek yiyin diyor, oturun diyor, yanımıza gelin diyor. Oturun, bizden bir sohbet ediyor var ya, bizden uzak, yıllardır uzak. Hep şimdi 3 gün yanına gideyim ben, anam alayım yanıma oturtturayım. Ağır anam pembem demezse ben neyim? Daha geçen çünkü gittim. Annem arıyor. Tek tek konuşun. Annem arıyor, Bekir arıyor Nüngül. Annem de gel, Bekir de geliyor, anneme konuşuyor. Annem zannediyor ki bunlar bana kötülük düşünüyor. Şimdi yani, Bülbül'ü altın kafese koymuşlar, tabii, ille de vatanım demiş. Şimdi bu kadıncağız, bak laf arasında duydunuz mu bilmiyorum, annemden babamdan Allah razı olsun dedi. Niye? Çünkü orada doğmuş, orada büyümüş, doğru orası mu? Orası doğma yeri değil. Başka bir ya da anne babasıyla burada zaman geçirmiş. Yok. Babası ölmüş. Başka ama o şimdi biraz da tabii demanstan sebep şimdi geçmişi hatırlıyor, bir şey yapıyor, neyse. Ama Bekir diyor, Bekir. Bakın anne babaya sormuşlar. 3 tane çocuğum var, 4 tane çocuğum var. Hangisini daha çok seviyorsun? Demiş ki hasta olanı daha çok seviyorum. Evet. İşte uzakta olanı daha tabii çok seviyorum. Bakıma muhtaç olanı daha çok seviyorum. Çünkü onun için kaygı duyuyorum. Çünkü onun daha korunmaya ihtiyacı var. O anne 91 yaşında da olsa Bekir'i istiyor. Çünkü Bekir'in de ona ihtiyacı var. Tabii. Çocuk zihinsel engelli diyorsunuz. Bu kadın köyünde mutlu. Peki Nirgül, bir şey soracağım Nirgül Hanım. Telefonda mısın canım? Nirgül Hanım. Efendim canım, hayır. Seni de istemiyor annen, duydun mu? Ben Nirgül'ü... Duydum canım. Ha. Hayır, şu anda onlara kızdığı için hepimizi ya, karıştırıyor bazen. Duydum, olsun mi? İstemesin ama... Bekir'i istiyorum diyor, 1. 2. Duydum Serap Hanım. Şimdi annenizin bir emekli maaşı var ya babanızdan. Şimdi ablaların, evet, iddiası, kardeşlerin diyorlar ki onun parasının peşindeler, parasını yiyorlar. Onun emekli maaşı bankada duruyor mu? Evet. Toplu, ya şu televizyonun sesini kapatır cevap mısın Nirgül Hanım? Tamam. Peki reklama gidiyorum. Dönüşte şunun cevabını verin. Bu teyzemiz maaşını almıyorsa, siz de onun maaşında gözünüz yoksa orada bankada birikmiş bir toplu parası var mı yok mu? Bunun cevabını sizden istiyorum. Reklam dönüşü. Bu arada Ali Ekber Bey'in eşi Tülay ile alakalı da çok önemli dün gelişmeler oldu. O gelişmeler de ekrana gelecek efendim. Evet, bakalım 50 senelik hasreti sona erdirebilecek miyiz? Bu yeni konumuz efendim. İlerleyen dakikalarda konuğumuz bizimle birlikte olacak. Evet, Fatma teyzeyi konuşuyorduk. En son gelişme, biliyorsunuz, sosyal hizmetlerle yapılan bir görüşme var. Bir hafta süre tanımış sosyal hizmetler. Ama Nirgül Hanım telefonda ve Nirgül Hanım'ın bir iddiası var. İddiaya göre annenizin ve kardeşinizin köyde herhangi bir paraya ihtiyacı olmadığı için yıllarca birikmiş bir emekli maaşından bahsediyor. Yüklü bir paradan bahsediyor. Yani demek istiyor ki ben de hiç kimse de o paraya dokunmadık. Orada yüklü miktarda bir para var. Bu nereden biliniyor? 1. 2. Emekli maaşları 3 ay boyunca çekilmediği zaman emekli, yani sosyal güvenlik kurumu diyor ki acaba bu emeklimiz hayatını mı kaybetti diye bir kesintiye uğratıyor orayı. Durduruyor yani maaş ödemesini. Sonra siz diyorsunuz ki ben hayattayım, ölmedim. Bir dilekçe yazıyorsunuz. Yeniden o geçmişte kestiği ya da ödemedikleri dahil olmak üzere ödemeye devam ediyor. Bu durumda orada birikmiş para değil de ara ara çekilen bir tutar olması lazım. Orada bir hesap hareketinin olması lazım. Nirgül Hanım, önemli bir konuya değindiniz. Evet, bunu söyleyeceğim. Buyurun. Çok önemli çok bir güzel konu. O zaman çok, siz söyleyin. Ben söyleyeyim. Bir saniye. Ben biliyorum bu işi. Söyle. Köyümden birini aradım. Benim savcılıktan dosyamda bir telefon numarası geldi. Dediler ki ben bu numara, dedi, benim kızım. Kimin anne bu, dedi. Sizin köyden birinin numarasıymış, dedi. Ben de aradım o numarayı, ulaştım. O arada şey çıktı. Soy ismi ne? Söylemene gerek yok, evet. Evet, o çıktı. Dedim ki siz kimsiniz, dedim. Benim dosyamda, dedim, sizin numaranız görünüyor, dedim. Ben, dedi, Belenköy'den işte buyum, dedi. İsmini söyledi Halim diye. Siz, dedi, ne için benim dosyamda görünüyor acaba sizin bu telefon numaranız? Dedi ki teyzeciğim, dedi, ablacığım, dedi, ben size bir şey soracağım, dedi. Neymiş, dedim. Bizim numaraydı, Bekir'le biz bir yere gittik, dedi. Çok önemli bu. Çok güzel bir yere değdin. Gerçekten. Bizim doğrularımız çıkacak ama. Hı. Çok güzel çıkacak. Bomba gibi de haber olacak. Dedim ki ben de niye acaba, dedim. Sordum. Dedi ki ben, dedi, Bekir'i götürdüm, dedi. Bekir'i götürdüm, dedi. Bekir'i götürdükten sonra dediler ki bana, dedi, İşte Bekir sen parayı çekersin ama çekemezsin.
Biz çünkü dilekçe verdik. Kardeşimiz paranın hesabını bilmiyor. Ben verdim bunu. Annem paranın hesabını bilmiyor. Bunlar mağdur durumda. Bunların geriye dönük ve kardeşimin, annemin, bütün devletin koruma altında bunların maaşları nasıl harcanıyor diye dilekçe bıraktım ben oraya. Fakat bu dilekçemin üstüne ikimiz birlikte bıraktık. Başka bir şeyler eklenmiş. Bunlar dedi ya dün, ben dedi başkalarını aldırttırıyorum parayı dedi. Köyümüzde dedi komşuları aldırttırıyorum hastalıktan dolayı dedi. Ben de bunu sordum bu şahsa. Abi dedim, siz dedim neden böyle annemizin, kardeşimizin yanında oldunuz dedim. Dedi ki anneniz dedi oraya götürdüm dedi. Yozgat'a dedi. Maaşını çekmek için dedi. Pekala dedim. Size bir soru dedim. Onun evlatları yok mu dedim. Cevap vermedi bana. Ama evlat Ankara'da Perihan Hanım, yani evlatları var da sanki yani her şey var. Köyde de evlatları var annenin. Perihan Hanım, bir de köylüleri şimdi hırsızlıkla mı suçluyorsunuz? Önce yalancılıkla suçladınız. Bütün köy bize. Hayır, niye çocukları götürmüyor da? Olan olayları söylüyorum. Kardeşim dedim yani ki. Yani para çekiliyor mu diyorsunuz? Bak şimdi onu Bekir'i götürüyor. Bekir'i banka vermiyor parayı. Git diyor, noterden kağıt getirdi. Bizim verdiğimiz dilekçelere göre. Ondan sonra annemi öldü. Dedi ki anneni öldü ve sağa göstermişler sizin dilekçenizden sonra dedi. Annemin ölü ve sağa gösteriyorlar. Ölü ve sağa göstermiyor. Annemi ölü ve sağa gösteriyorlar. Para birikmiş. O parayı almak için gitmiş. Para birikince. Hatta sesi de var bunun bende. Ses kayıtı var. Bayan dedi, oradaki bayan kurban oluyor. Yani sizin biraz önce, bir an önce söylediğiniz gibi, yani belli bir süre çekilmediği için hayatta değil mi acaba belli diye. Belli bir süre. Şeye alınır, beklemeye alınır para. Daha sonra sağ diye bir belge getirirler. Para tekrardan şöyle kullanılabilir. Şöyle bir süre, dilekçemden sonra para birikmiş oraya. Tamam, benim Nirgül Hanım bakalım sonra ne diyor. Nirgül Hanım, annenizin maaşının biriktiğini, hiç kimsenin bu maaşa dokunmadığını ve hesabında yüklü bir para olduğunu söylüyormuşsunuz. Merhaba Hanım. Buyurun. Bu İbrahim Bey bizim köylümüzdür. Evet. Benim annem pandemi döneminde maaşını çekemedi. Bekir kardeşim de çekemedi. Çekemedikleri, gidemedikleri için bunların maaşları işte öldü mü kaldı mı diye bir iptal olma durumu olmuş. Ben de bu İbrahim Bey'e dedim ki bu kardeşimle annemi bir götür. Pandemiden gidemedim ben de. Kardeşimle annemi bir götür dedim. Bu neyin nesiymiş? Benim Alper kardeşimin de haberi var. Sağ olsun o da bizi kırmadı, götürdü. Yozgat'a götürdü. Oraya götürdü. Bunlar işte bunlar yaşadığına dair bir dilekçe verildi. Ondan sonra annemin maaşı normal başladı. Buranın incelenmesini istiyorum detaylı şekilde. Bir de şunu söyleyeyim. Buranın incelenmesini istiyorum. Dilekçelerimin. Serap Hanım. Her şeye dilekçe veriyorsunuz, mahkemeler, davalar falan ama uluslararası Hanım, sözleşmelere göre bir yaşlının fiziki ve ruhi olarak en üst standartlarda bakımını zorunlu tutuyor devlet. Ve bunu yapmayan evlatları da dava açma hakkı var bildiğim kadarıyla. Yani Hanım, devlet hepinize dava açabilir, kaç kardeşsiniz. Açabilir. Eğer siz öyle kötü diye veriyorsunuz ya, vay kötü ama siz evladı değil misiniz? Hayır. Niye kötü? Devlet size dava biz açar. Biz anlaşamadığımız için. Bizim annem de hepiniz ama anlaşamıyorsunuz, hepiniz gider. Anlaşıp annenizin bakımını sağlayın. Şu biz konunun ama şu para konusunun bir açıklığa kavuşmasını istiyorum ben. Konu dağılmadan Nirgül Hanım, sen diyorsun ki bak ne olur net net konuşalım. Sen demişsin ki ekibime annemin hesabında yüklü bir para var ve bu paranın peşinde benim kardeşlerim demişsin. Sen o maaşın bir süre yatmadığını nereden biliyorsun eğer hiç alakan yoksa? Serap Hanım, benim telefon kayıtlarımı izlersin, dinlensin. Ben günlük 10 sefer kardeşimi arıyorum. Ben sürekli gidiyorum. Ben her şeyi, jandarma da bunu biliyor. Ben bunların her konularıyla ilgileniyorum. Yalnız efendim, sürekli annemin, gidiyorum dediğinizde senede evet, iki kere sürekli dediğiniz. Bunlar ne yiyorlar Serap Hanım? Bakkallarına borçlar oluyor. Gidip sorulabilir. Bekir her hafta gider perşembe günleri 300-400 lira para harcar. Evine etini, sütünü, annemin yemeğini yerine gelince hazır alır getirir Serap Hanım. Peki bakın, neden benim ekibime dediniz ki çok yüklü bir parası var onun bakın, hesabında? Bakın, yüklü parayı şöyle dedim. Çok yüklü dediğim şu bak. Ben size söyleyeyim. Bu annem doğru, kendi doğru, emekli maaşını doğru, emekli para maaşını var evde. Bak, saklı. 5 ayda gitsek, 3 ayda gitsek çekiyor. Bekir'den annemi bırakıyor, onlar harcıyorlar. Bunu Alper de var, Aygül de var yanımda, ben de varım. Ha. Tamam mı? Bunları tamam çekiyoruz, veriyoruz onlar. İstediği gibi harcıyorlar. Şimdi bakın, ekibime söylediklerinizle yayına bağlanıyorsunuz, çok başka şeyler söylüyorsunuz. Demişsiniz ki köyde onların paraya ne ihtiyacı olacak? Ben öyle bir şey demedim.
Ekibiniz yanlış konuştu bana. Ben sanki hırsızım gibi muamele yaptı. Ben size açayım bak. Beni araştırabilirsiniz Serap Hanım. Ben gidip bakıyorum. Köyün muhtarı da konuşsun. Kapı komşularımız da konuşsun. Herkes konuşsun. Peki yayına gel yayına. Peki muhtar konuşmak istiyormuş zaten. Yüzleşmek istiyor. Yayına gel. Murat Bey. Ben gidiyorum. Annemin temizliğini de yapıyorum. Badanasını da yapıyorum. Hani? Her şeyini yapıyorum. Şu para meselesini yapıyor. Ya şu para meselesine bir açıklık getiremedim hala. Yapıyor, bir saniye müsaade edin. Ya bu, annemin emekli maaşı çekiliyor. Çekiliyor. Ama Bekir'in bakın para bile. Orada toplu birikmiş. Annemi götürdük burada herhangi bir parası var mı diye. Annem dedi ki çekmek istemiyorum dedi. Çekmek istemiyorum dursun burada. Parayı dedi. Bankaya koyan bunlar. Biz de bıraktık. Yemin ederim bunlar bıraktık. Bak. Bankaya koyan bunlar. Alper kardeşin de biliyor. Bağlansın. Haberimiz bile yok. Aygül de biliyor. Bağlansınlar lütfen. Şimdi bunlar annenizin banka hesabında sizce kullanılmamış ne kadar bir para olabilir? Vallahi geçti yazdan da 11. ay mıydı neydi? 33 lira kadar bir para vardı. O da Bekir'in bakım parası. Bakım parası. Yani engelli bakım parası. Parayı buraya istemiyor. Peki Bekir'in engelli raporu var mı? Evet var. Bende var. Var. Bekir'in zihinsel engeli yok. Bak bunlar Samsun'a da yatırttırdı Bekir'i. Tabii. Ben gittim aldım geldim. Biraz. Bekir'in ameliyatlarını ben yaptırdım. Bekir'i Samsun'dan ben aldım geldim. Bunlar Bekir'e her ben götürdüm köye. Tiksini yok dedi çocuğum. Ben götürdüm köye. Bir saniye. Köye ben götürdüm tiksini yok deyin çocuklar. Zihinsel engelli diyorlar ya. Bana verdin Bekir'i bana. Çocukların tiksini yok dedi. Engelli. Yemek yemiyor ondan dediler Serap Hanım. Yemin ederim kocam tiksini yok. Mi? Parasını da koydum Serap Hanım. Serap Hanım. Her şeyini yaptım. Her şeyini. Serap Hanım. Ben bir şey soracağım. Tamam bacım istiyorsan ben varım. Hayır sen kalmasın. Bir saniye. Efendim bir dakika. Ben bir şey Hanım bir şey soracağım. Ben Dulum. Nergül Hanım bir saniye lütfen. Ben Dulum babamdan maaş alıyorum. O parayı dedi yedirmeyeceğim sana alacağım dedi. Beni kaç kere tehdit etti. Aldığım 300-400-500 bin lira para. Onu yedirmeyeceğim sana dedi. Beni her gün tehdit etti. Ya ben bir Serap şey söyleyeceğim Nergül Hanım. Devlet veriyor size dedim. Size de soruyorum bunu. Konu anneniz değil sanki. Sizin asıl birbirinizle olan ben annem istiyorum. Probleminiz ne? Annenizi isteyebilirsiniz. Tamam, bunun için kardeşlerle kötü olmanız gerekmiyor. Tamam ben açıklayayım. Nirgül Hanım önce senden dinlemek istiyorum sonra sizden. Sizin asıl probleminiz nedir kardeşler? Bak ben açık ve net söyleyeyim. Benim bunlardan ayrı hayatım. Benim çok güzel çoluğum çocuğum var, hayatım var. Ha, bunların Perihan'ın da Temperoğlu'nun da kızı kötü bir ortamda çalışıyorlar. Onları söylemenize gerek yok. Benim çocuklarım, benim çocuğumu ispatlayacağım sana. Bunlardan muhakeme açacağım sana. Getirsin ben müdahale ederim. Durun siz. Evet. Benim anama yaptığımı, Bekir'e yaptığımı ben Allah için yapıyorum. Benim anamdır. Ben onun ayağında yıkarım. Ben Bekir'i de yıkıyorum. Sen hastasın bak. Sen hastasın, rahatsızsın. Raporun var senin, raporun. Biz raporun senin üstüne gitmedik, Sen hastasın, sana hastasın. Buna raporun var senin. Bağırma, sen benim kızımı ağzını alamazsın. Tamam. Sen benim kızımı ağzını alamazsın. Nergül Hanım, bak annemin bakımını yapıyorum diyorsun. Annemi söylüyor biz. En son 8 ay önce gitmişsin. Yani bu kadının ayağını yıkadınsa 8 ay önce. Oğlum ipe götüren kadınsın sen. Oğlum ipe götüren kadınsın sen. Perihan Hanım bir saniye. Bir de bir şey daha söyleyeceğim Nergül Hanım. Diyorsun ki pembenin kızı şöyle öbürünün kızı böyle. Sen teyzesin ya. Kendi oğlum ipe götüren. Ben sizinle değilim. Bunların artık bir şey olmak istemiyorum. Yani. Bunlar annelerine kötülük ediyor. Ablam bastırdı sana ben değil. Ah yemedik buraya çık buraya gel buraya buraya. Gel yüzünü göster. Buraya. Anamın ananı yemedik. Çünkünü yemedik hep buradayım. Serap Hanım. Biz anamızı istiyoruz. Serap Hanım. Ben buradan sosyal hizmetlere sesleniyorum. Gel buraya bak. Sıkıştın gel. Serap Hanım. Başka bir şey istemiyorum. Ben sustum artık yani çünkü ben sizi susturamıyorum. Ben sizi susturamıyorum. O yüzden ben sustum artık. Ne yapacaksanız yapın yani buyurun. Buyurun yayını siz yapın yani. Hakikaten siz yapın. Birden böyle hani kazlar böyle birden hepsi birden bağırmaya başlar ya. Serap onlar Hanım, gibisiniz ya. Evlatlarım ağzına evlatlarım. Ya evlatlarınla ilgili ben zaten söyleneni söylüyorum. Sen bir teyzesin. Olabilir kardeşlerinde küs olabilirsin. Teyze demek anne yarısı demek.
Bir kusuru varsa da kapatırsın. Tabii. Benim onu yaparım. Yıllardır görüşmüyorum. Bir dakika, ben bir şey diyeceğim. Demeyin artık. Merhaba Hanım, ben bunlarla yıllardır görüşmüyorum. Ben size bir şey sana soracağım. Sana dava açacağım kızımdan dolayı. Bunu unutma hiç. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Benim kızımın nerede olduğunu sanmıyorum. Birgül Hanım buyurun. Benim kızımın evinde. Ben hizmetlere yalvarıyorum. Ben de diyor ki benim iki tane kızım var diyor. Küçük 12 yaşındaki kızının yanında madde kullanılıyor. Evden konumuz bu değil. Yok, açıklasın. Kurban olayım. Lütfen. Konumuz bu değil. Onun kızını baba... Annemi de böyle elinde tuttu işte. Rica ediyorum ya. Bir alın, bir Nirgül Hanım'ı da alın yayından. Hattan. Gerçekten. Bir canlı yayına dönelim. Hasta bu kadın. Yemin ederim. Sizin derdiniz anne falan değil. Annemiz Nurgül Hanım da dahil. Bir de elimizi alamadık. Korktuk. Gidemedik. Birçok çaresizlik. Tek. Lütfen rica ediyorum. Yoksa benim hakikaten konuyu kapatacağım. Yemin ediyorum. Bitireceğim. Ne haliniz varsa gidin görün ya. Ama biz de bir insanız değil mi? Bizim de bir şeyimiz var yani, dayanma ve sabır kapasitemiz. Sizi susturamıyorsam, söyledikleriniz anlaşılmıyorsa biz ne yapıyoruz burada? Doğru diyorsunuz. Aynı şeyi yapıyorsunuz. Serap Hanım, bir şey soracağım. Hayır, sorma. Sorma. Pembe Hanım konuşacak, evet. Benim kızım ben akşam aradı. Dedi ki anne dedi. Ben halama ne yaptım dedi. Biz hala dedik. Ben, o benim yanımda büyüdü. Yanımda yetişti. Yanımda çekti. Temizliklere gittim. Ben onun çocuğu, kocası askerdeyken ben onun çocuklarına baktım. Bu mu benim şeyim? Bu mu? Pembe, sizin derdiniz ne Nirgül'le? Benim derdim. Bak, anam acı yok. Kaç senedir Nirgül'le böylesiniz? Nurgül'le biz epeydir bir kusup da Nurgül kaç değil. Kaç senedir? Bir yani 2 sene, 3 sene oldu ben konuşmayalım. Sadece anne meselesi mi yani? Anne meselesi. Anne peki, meselesi. Ona soruyorum. Cevabı o versin. Evet. Şimdi biz anamıza gitmek istemek mi? Bak toplanıyor. Yozgat'a gidiyor. Niye evine gidemiyor? Akşam oturduk bak biz türkülerde çaldık, ağlıyorum. Sabahlara kadar ağladım, bugün hiç uyumadım desin. Bacım diyor mu, anam ne yiyor? İlaç içiyor mu? Yok. Ekmek yiyor mu? Yok. Acaba evde ne yapıyorlar diyor. Bu eve girdik. Biz zaten bittik. Sabah uyumadım söylesin. Bittik diyorum. Ben bittim diyorum. Ben burada diyorum yiyemiyorum. Perihan boğazına gitmiyor diyorum. Ben temizliğini de yaptırırım. Çevremden sorsunlar. Her şeyini yaptırırım. Benim çoluğumu çocuğum. Onun evinde çok sorun var. Yalnız Pembe Hanım. Anneniz istemiyor Pembe sizi. Pembe Hanım, Perihan Hanım annenizi o köyden alıp da kral dairesi olan evinize bile getirseniz annenizin tamam, bir şey soracağım bir... size. İstemiyor. Bir şey hapishane gibi olacak. İstemiyor. Tamam, istemiyor. Yaşlı insanların hayatının kısaldığı da gerçek. Yani tamam istemesin. Ya parası var bu kadının. Bakıcı tutun. Niye tutmuyorsunuz? Şimdi oraya gelelim. Tamam. Hayır, bence canlı yayına bir gelelim. Tamam. Evet Murat Bey, muhtar bir şey söylemek istiyor. Bu para mevzunda sizden bir şey rica ediyorum Murat Bey. Benim muhabirimle beraber artık yanınıza Bekir'i mi alırsınız, kimi alırsınız? Gidin bu teyzenin hesabında o hani şeyden, bankamatik dediğimiz yerden kim çekiyor, nereden çekiliyor? Ankara'dan mı çekiliyor, köy Yozgat'tan mı çekiliyor? Ne kadarı var hesabında? Gerçekten kızlar paranın peşinde mi? Yok. Asla. Ben soru soruyorum ben. Asla. Sizden cevap beklemiyorum şu anda. Çünkü iddialar böyle ya. İzel'cim bunu yapalım. Murat Bey size söz hakkı veriyorum. Buyurun. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Burada onlar şimdi duygu sömürüsü yapıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben görüyorum. Yalan söylüyor. Hani, cevap vermeyin. Böyle bu kadar. Biz bir bayan. Bayan Dal ne olursanız olun sizin oradaki o tartışmalarına bu kadın burada sabahtan beri soğukta bekliyor. Siz orada sıcak yerdesiniz. Bu kadını böyle yapıp da rencide etmenize gerek yok. Kendi aranızda kardeşler olarak mahkemeye verip mal davası ise bunu kendi aranızda halledin. Bu kadını bırakın yani. Maddi manevi değil. Biz annemizi istiyoruz. Bir dakika Murat Bey. Mal davası değil şimdi ya. Biz mal alsaydık yılların çalıştık. Arkadaşlar ben valla çıkaracağım onları ve bitireceğim konuyu. Tamam. Kusura bakmayın. Tamam. Hakikaten çıkaracağım yani. Tamam. Bitireceğim daha doğrusu konuyu. Sizi çıkarmayacağım da. Şimdi Murat Bey. Mesela Bekir diyelim gidip Yozgat'tan para çekecek. Kim yanında gidiyor? Kimle beraber Serap gidip Hanım. Çekiyor? Orada ne kadar bir harcamaları olabilir bu anne oğlun? Serap Hanım, ben demin Alper'i aradım. Alper Eroğlu abisini Bekir'in. Bankamatikle ilgili de bir şey söylenmedi. Muhabirimizle birlikte gidip bankalara bankamatik kartı var mı yok mu bunu öğrenmemiz lazım.
İkincisi de işte kim çekiyor bunda zaten bankamatik varsa nereden çekildiyse hangi bölgeden çekildiyse söylerler. Peki Bekir değil mi yanınızdaki? Evet Bekir. Bir sorun bakalım bankamatik kartı var mıymış? Bilmiyor Serap Hanım şimdi deminden beri soruyor. Bilmiyor. Haberi yok yani. Haberi yok yani. Bankaya gidilip kız kardeşlerden bir birinde var mı? Alperde mi var? Yani hesap cüzdanı veya bankaya kimlikle gidip bu öğrenilebilir. Yani Bekir bankamatik kartım var demiyor, bilmiyor. Dolayısıyla evet, bir kartı bilmiyor, yok. Evet. Kimlikle yok yani gidip şimdi, bankodan çekiyorsa o zaman kimlikle çekiyor olması lazım. Evet, şimdi bunlara hesap açtıran kişi kim ise o zaman kendi adresini verdiyse bankamatikte doğal olarak o an gitmiştir yani. Tabii. Peki Murat Bey bir şey daha soracağım. Şimdi bu teyzemizin evet. Tabii... bakımı, ilacının verilme saatleri, beslenmesi, banyosu bir sürü şeyi var. Yani bunları mesela tabii. Bekir yapabiliyor mu? Yoksa köyden birileri mi, bir hanım, birisi mi yardımcı oluyor? Şimdi genelde Bekir'den olmaz şimdi köyde. Niye? Kızları var derler. Ama kızlar da zaten bu zamana kadar gelmemişler. Bekir'le kendi aralarında bunlar kendilerini idare ediyorlar. Yani bir yetişkin bir kız olmadığı zaman şimdi bu evde atıyorum 15-20 yaşlarında bir kız çocuğu olacak ki teyzemin ihtiyaçlarını giderecek. Peki, bunlar normal Bey, bir yaşantı yaşıyor yani şimdi. Muhtar Bey eğer köyden bir genç kızımıza veya işte uygun birisine belirli bir miktar para verilse bu bakımı iş olarak yapar mı? Öyle birileri var mı köyde? İlla yapar yani şimdi. Değil mi vardır burada, yani? Tabii fabrika yok bir şey yok burada herkes köyde yaşıyor. Sabah akşam gider en azından sobasını yakar. Ne bileyim yemeğini yapar, çorbasını yapar. Bu kadının çorba içmesi lazım mesela. Bakım ücreti Bekir bile çorba yani. Yapabiliyor mu? Yapamıyor yani. Yemeği kim yapıyor? Yani sözde hani yedikleri şeyi Bekir mi bir şeyler yapmaya çalışıyor? Hazır mı getiriyor? Evet hazır getiriyor genelde. Ya bu kadının çorba hazır içmesi lazım. İşte. Bu kadının ne bileyim yani, bir yumurtadır, tabii. Yoğurttur. Gerçi yoğurt süt vardır oralarda ama yine de bunu yapacak birisi lazım. Şimdi her ne kadar annemiz diyorlarsa da 8 ay önce, 7 ay önce gitmişler. Nirgül annem diyor 8 ay önce gitmiş. Yani hakikaten de orada ne yaparsın evine gelmek istemiyor bu kadın senin. Ona da gitmek istemiyor. Anne sen evine gelecek ya 500-500 ya da 300-300 verirsiniz. Orada birisine gelir sobasını yakar çorbasını yapar. Yani. Doğru mu Murat Bey? Bunu yaparsın illa yanında olması gerekmiyor doğru. Annenin. Kadın orası doğru, onun vatanı. Yani. Orada oğlu var bakıma muhtaç. Onlar artık ana oğul. Yani ne her şey olmuşlar yani yol arkadaşı onlar. O oğlunu bırakıp hiçbir yere gitmez gittiği yerde mutlu olmaz. O zaman şimdi, diyeceksin ki B planın olacak. Ben 300-300 göndereceğim. Oradan gideceğim Ayşe ile Fatma ile anlaşacağım. Ayşe Fatma annemin haftada iki gün bir gün mü banyosunu yaptıracak, tırnaklarını kesecek, yarası beresi varsa sağlık ocağına götürecek. Efendim yemeğini yapacak, 2-3 gün koyacak. Siz de rahat, mutlu, mesut olacaksınız. Serap Hanım. Şimdi virgül koyuyorum çünkü diğer konuya geçiyorum. Ali Ekber Bey'in karısı Tülay'ı hatırlıyorsunuz. Bir tane Aziz diye birisi var ortada. Üçüncü bir kadın olarak ona mı gitti? Oğlu Necati annesine çok öfkeli. Ali Ekber Bey burada. Bugün canlı yayında çok önemli bir açıklama gelecek efendim. Kimden? Tülay'ın erkek kardeşi Turgay'ın karısı Canan dün canlı yayına çıktı. Biraz kemküm etti açıkçası sorularımız karşısında. Fakat yayından sonra muhabirim Esra'ya demiş ki ben bütün gerçekleri sana anlatacağım demiş ve anlatmış. Bugün yayında da onları anlatacak. Tülay'la ilgili de çok sıcak, hatta cinayete mi kurban gitti sorusunun da cevabını alacağız. Çok sıcak gelişmeler var. Bir cinayete bile kurban gitmiş olabilir. Neden söyledin böyle bir şeyi? Çünkü ben onun ölümünden, kalımından, Aziz'den şüpheliyim. Kayıp Tülay hakkında çelişkiler çoğaldı. Ailenin cinayet şüphesi arttı. Ali Ekber Bey sen bir şey yapmış olabilir misin? Ali Ekber, Turgay. Kenge Canan'ın tedirginliği dikkat çekti. Birkaç gün önce niye Aziz seni arıyor? Sen Canan çok düşünerek evet. Konuşuyorsun. Bana çat 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 cevap ver. Biz nasıl ki
cinayete kurban gitti ya da öldürüldüğünden emin olamıyorsak, yaşadığından da emin olamıyoruz. Hani biz biraz perişanız. İki çocuk annesinin başına ne geldi? Şüpheli kaybın sırrı çözülüyor. Şimdi. Ali Ekber Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Ekber Bey, sorularla başlayacağım size kısa kısa. Servisle götürülüp getiriliyorsunuz programdan sonra kaldığınız otele. Oradaki konuşmalarınızda sen bir çık ortaya da bak ben sana neler edeceğim, göstereceğim sana gününü diye konuşmuşsunuz eşiniz Tülay'la ilgili. Ne demek istediniz? Ne demek istedim? Görüşelim demek istedim. Yok. Öyle demek istememişsiniz. Ya? O bir çıksın ortaya bak ben göstereceğim ona gününü. Bu bir çıksın ortaya. Siz ona zarar vermek için mi arıyorsunuz? Ben kesinlikle. Mümkünü yok. Şöyle çıtmağımı daha vurmamışım. Şöyle çıtmak mı vurmamışım? Ama daha önce böyle bir şey olmadı ki zaten. Evet. Yok birkaç sefer diye gitti böyle. Başka adama gitmedi ama. Kardeşine gitti. Tabii canım. Şimdi başka adama gittiğini düşünüyorsunuz. Dolayısıyla ben ona göstereceğim bir çıksın ortaya. Evet. Ben korktum açıkçası. Yok. Tabii. İki. Oğlunuz yani daha doğrusu Tülay'ın oğlu Necati dün kızınızla beraber döndü Ankara'ya. Evet. Bir süre ulaşamamışsınız kendisine. Evet. Çok endişelenmişsiniz. Sonra da niye bu kadar endişelendin deyince biz buradayız diye Tülay eve gitmiş olabilir. Necati ile karşılaşmış olabilir. Necati de onu öldürmüş olabilir diye ben çok korktum. Aklıma geldi hocam. Geldi. Hani bunun aklınıza gelmesi demek yani. Şimdi şöyle. Yani siz yoksa çok... üvey oğlunuzla bir olup anam bir gelsin de biz ona bak gününü gösterelim kesinlikle mi dediniz? Kesinlikle. Ben bunları gönderdiniz ya akşam bunları. Şimdi sabah da telefon ettim. Bana da bir karar geldi şimdi. Onu konuşacağız. Şimdi önce bunu konuşalım. Ha işte onun için. Niye endişelendin o kadar? İşte geldiyse dedim. Yani şimdi bize uzaklaştırma vermiş ya. Ona geleceğiz. Sen Necati'nin onu öldürmüş olabileceğini düşünmen için evet. Necati'nin böyle bir yapısının olması, sizin kendi aranızda belki bunu konuşmuş ve düşünmüş olmanız gerekir. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Ya Allah Allah, ya böyle bir şey konuşulmamış olsa sen Necati'den şüphelenmezdin. Yani yani Necati acaba bunu öldürdü mü acaba şeklinde yok. Korkmazdın. O demek ki Necati sana bunu yüz yüze konuşmanda dedi ki bir gelsin bakalım bak ben ona ne yapıyorum. Ya da birlikte. Birlikte. Senin yani ekiple gittiğin o servis aracında konuştuğun cümleyi belki de Necati ile sen karşılıklı birbirinize söylediniz. Hayır, hayır hocam hayır. Çünkü ben sadece ondan bizim niye aklımıza gelmiyor mesela şöyle Necati ile annesi karşılaştığında Necati bunu anda... Şöyle düşünürdüm. Evet. Yola gittiler. Evet. Yorgunlar. Uyuyor. Onun tabii. için telefonu ama... açamıyor. Evet. Şarjı bitti. Hiçbir zaman annesiyle karşılaştı da annesini öldürdü mü acaba? Aklıma geldi diye. Hocam. Aklınıza gelmedi gel... değil. Geldi. Yani kapıyı öyle cama da vurdurdum. Salonun camına da vurdurdum. Ses yok evden. Çocuğun ayakkabısı içeride, dışarıda. Onun ayakkabısı yok. Saat 12'de arıyorum yine yok. Yani aklıma geldi. Gelmez desem yalan olur. Ama yapmaz. O anda ben olmaz. Ben yapmayan birisi için gelmez aklınıza. Yapmaz. Peki şimdi Tülay ile ilgili önemli gelişme dedim. Dün çünkü kardeşi de dahil olmak üzere ve yengesi de dahil olmak üzere. Hatta siz de bir ara... Ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben kesinlikle şöyle çıtmamışım diyalar vurmamışım hocam. Bakın vurmadım. İnsanların hangi olay karşısında nasıl reaksiyon vereceğini o olay yaşanmadan bilemezsiniz. Daha önce gitmiş, kardeşine gitmiş. Tabii, gitti. Şimdi başka adama gitmiş evet. diyorsunuz. Ben öyle. Hesap soracağım da diyorum ve adam da niye yaptın? Onun niye için? Yaptın? İşte niye yaptığını şimdi, bu kadar böyle soğukkanlı söyleyemeyebiliyorsunuz. Hele ki şu resimleri gördükten ve kimin yanında olduğunu bildikten sonra ya, böyle yapılmıyor genelde. Peki konuya geçiyorum. Tepkim olamaz mı? Tülay'la ilgili gelişmeye geçiyorum. Cinayet şüphesi duymuştu aile dün. Efendim Tülay yaşıyor. Tülay çok şükür hayatta. En önemli şey budur. Ölümden başka her şeyin çaresi var. Bunu da nereden öğreniyoruz? Çünkü bu cinayet şüphesi öldürülmüş olabilir diye aile bunun üzerine gidince Ali Ekber Bey dün yeniden bir kayıp başvurusu yapmak üzere emniyete gitti. Evet. Ne dediler size? Bana dediler devletin himayesinin altında dediler. Yani başka bir şey demediler. Bir şey daha dediler. İşte tamam devletin himayesinin altında dediler. Başka bir şeyler daha sığınma evinde dediler. Bana uzaklaştırma verdiğini söylediler. Yani karakoldan demediler de bu sabah geldi telefon bana.
Şunları, serviste gelirken geldi. Şeyi söylemediler mi pide? Demiş ki uzaklaştırma kararı aldırmış. Evi boşaltsın, ben o evde yaşayacağım demiş. Boşaltma yok. Benim eşyama zarar vermesin demiş. Ben görüştüğüm polis böyle söyledi. Yani o da herhalde... Uzaklaştırma vermiş yani. Endişeli herhalde o da. Yani bir canla kastedileceği endişesi de olabilir. Size uzaklaştırma sadece kararı bana hocam. Nereden verirse... çıktı bu evi boşaltsın ben oturacağım. Ben boşaltmadan yok hocam öyle bir şey demedi. Eşyalarıma zarar vermesin. Sana uzaklaştırma vermiş dedi. Memurun dediğini diyorum hocam ben. Ben kendimden uydurmuyorum bunu. Yani arayan memur böyle dedi. Peki canlı yayına bir geçelim. Bakalım neymiş bize Canan'ın dün söylemeyip de bugün söyleyeceği şeyler. Esra önce seninle başlayalım. Var mı söylemek istediğin bir şey? İyi yayınlar Serap Paköz. Dün Canan'ın sorularınıza verdiği cevaplar, çelişkili cevaplar, duraksayarak cevap vermesi hepimizin dikkatini çekmişti. Dün yayın sonrasında Canan'la konuştum. Bugün her şeyi, bütün gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlatacak. Eşi Turgay Bey'den çekindiği için dünkü sorularınıza net ve doğru cevaplar verememişti. Ancak bugün her şeyi söyleyecek, açıklayacak. İlk olarak isterseniz Aziz'le tanışıp tanışmadığını sormuştunuz. Evet. O soruya cevap versin. Çünkü hikayenin bizce en can alıcı kısmı buydu. Evet. Tamam. Merhaba Serap Hanım. Merhaba. Evet Esra'nın sorusuna bir cevap ver. Dün ben de sordum. Aziz'le tanışmıyorum dedin. Artık Turgay'dan evet. çekinmene gerek yok. Evet. Bildiğim evet. kadarıyla Turgay'la olabilir. Hı-hı. Evliliktir bu karı koca. Bir dönem böyle bir sorunlar, problemler yaşamışsınız. O dönemde evet. bilmiyorum ayrı mı yaşadınız, aynı evde mi yaşadınız? Ama o dönemde siz Tülay'la bayağı bir yakınlaşmışsınız. Evet anlat şimdi. Aziz'le tanıştın mı? Tanıştım. Evet. Nasıl bir ortamda tanıştın? Şimdi oraya gittik ve iş görüşmesine gidiyorum dedi. Arkadaşım aradı dedi. Hı. Ben de geleyim dedim. Önce yok dedi. Neden yok diyorsun dedim. Tamam dedi. Gel git dedi. Ve gittik. Orada tanıştık. Ondan sonra söyledim. Bak bu evli dedim. Sen de evlisin dedim. Bu böyle olmaz dedim hani ya. Konuştum bayağı bir. Tamam dediler. Eve geldik. Tülay numarasını neyim siliyorum dedi. Görüşmeyeceğim bir daha dedi. Doğru söyledim dedi. Ve ben ona inandım. Ama elimden geldikçe evde tuttum. Yuvası için. Evine gitmesini çok istedik. Ama ona güvendiğim için şey yaptı beni. İnanmadım. Canan kaç kez buluştunuz Aziz'le? Bir kere. Aziz'in yanında o telefon, kimse var mıydı? Yalnız telefon mıydı? Telefon numarası da tekti. Evet tekti. Tek. İş görüşmesi diyerekten ben de ısrar ettim. Ben de geleceğim diyerekten. Tek yollamam seni dedim. Bir de şu sorumun... Sonra eve geldik. İşte o... Evet. Şu sorumun da cevabını dün tam net alamadım. Hani bir ara tekrar geldi sana kadın sığınma evinden çıkıp sana geldi de... kardeşinden çekindi öbür kızın Ceren'e gitti kaldı dedin. O arada muhakkak evet. konuşmuş olmanız lazım. Yani Aziz'le yok, ilişkisi hiç... devam ediyor muydu, bitmiş miydi? Yok işte en son o buluşup görüştükten sonra yanımda numaralarını sildi. Görüşmedi. Ben de inandım. Tamam dedi senin yanındayım dedi. Hani dedim eve gitmek istemiyorsan dedim çocuğunu alalım dedim. Ev tut dedim kendine. Burada ol dedim. Yakın ol dedim. Israr ettim. Çok ısrar ettim. Yuvası için. Çabaladım ama çekindiğim eşim de eşimin başının belasını girmesini istemedim. Hı-hı. Hani kadın kadına kendimiz konuştuk. Çözdük yani. Eşinizin başının inandım. Belaya gireceğini neden düşündünüz? Demek ki hal ve hareketleri beğenmediniz. Halbuki sadece bir iş görüşmesi falan İlk diyordunuz. İlk defa böyle yani bir demek hatasını eşiniz böyle görünce, namus meselesi yapacak bir adam bazı şeyleri. Bu sonuçta namus yani. Hani ilk defa böyle gördüm ve onu ondan çektim. Aziz'in o da bana söz verdi. Nikahsız beraberlik yaşadığı bir kadın var Aziz'in. Bu kadınla hiç bilgim yok. Gerçekten yok mu? Yok gerçekten hocam. Hiç. Aziz'in amacı neydi sadece... peki? Sen o gün oturdunuz ya.
ne vaat ediyordu? Evet. Ne diyordu Tülay'a? Çünkü bir nikahlı karısı var. Bir tane öyle beraberlik yaşadığı bir kadın var. Zaten Tülay'a ne vaat ediyordu yani? Tülay'a ne vaat ediyordu? Hani ben bunu sevdim dedi. O da öyle deyince ben olmaz dedim. Hani böyle bir şey olmaz dedim. Madem böyle bir şeyiniz varsa dedim ya Tülay'a dedim eşinle karşı karşıya gelip konuşursun dedim. Ya da dedim kardeşinle görüşme yaparsın sen bunu dedim. Öyle deyince bir çekinme oldu. Çekildi yani ara soğudu. Ben inandım ona. Şimdi dün Alekber Bey siz dediniz ki Canan bazı şeyleri saklıyor. %90. Tahmin ediyorum doğru. Şimdi bu kadarını öğrendik gerçekten saklamış. Başka sakladığın şeyler de vardı. Evet, eşimden için. Canan, yok hocam. Var mı başka sakladığın şeyler? Yok hocam, gerçekten. Mesela Aziz'in telefonunun niye kendisinde olduğu da tam netleşmedi bence. Aziz'in telefonu niye sende var? Onu Tülay, evet onu açıklayacağım. Tülay dışarı çıkmıştı ve o numaradan beni aradı. Ben de bu numarayı dedi sil dedi bana. Tamam dedim, ben silmedim. Ben bu numarayı kayıt ettirdim kızlara. Ondan sonra ben bundan gizli bu numarayı aradım. Kimsiniz dedim. Ben Tülay'ın erkek arkadaşıyım dedi. Ondan sonra başka da bir şey. Evet, o yüzden o numarayı ben sakladım. Yani onun Aziz olduğunu anladım. Ben onu çözmeye anladım. Çabalıyordum. Hani yuvası dağılmaması için. Peki ben Tülay'ın erkek bitmedi. Arkadaşıyım dediğinde sohbet orada bitmedi herhalde. Devamında ne konuştunuz? Biz konuştuk. Ben dedim Tülay bitirdi seni dedim. Tamam dedi, kapattı. Sonra da ama yine seni aradı. Ben Tülay'la seni görüntülü görüştüreceğim vesaire diye. Yok. Konferans yapacağım aradı ya, dedi. Konferans görüştürme yapacağım pazartesi sana dedi. Pazartesi yapacağım. Pazartesi mi hocam? Evet olmadı. Evet. Şimdi her ne kadar şeyde size emniyette devlet korumasında demişler ama bunu bilmiyorum söylüyorlar mı söylemiyorlar mı tam bilmiyorum ya söylememeleri gerekiyor. Şu da olabilir. Gelip ifade vermiştir. Ben o ifadeyi demediler. Ha? Onun da zaten şeye şu kimlik kontrolüne dek gelmiş. O zaman almışlar zaten. Ha, tamam, anladım. GBT'sine bakmışlar evet, herhalde. GBT. Kimlik kontrolünde. Orada da arandığı ortaya çıkınca ben zaten kendim özgür irademle gittim filan dedim. Evet. Peki Canan, şimdi Ali Ekber Bey'i uzaklaştırma almış. Bunun yanı sıra dediğim gibi Ali Ekber Bey tabii karısının daha önce başkasıyla gitmediği için bu durumda nasıl davranacağını bilemiyoruz. Oğlu da çok yüksekti. Tülay'ın kocasından bir korkusu var mıydı sence? Yok. Hiçbir şeyini görmedim eniştemin. Tülay'ın var mıydı? Sen bilemezsin evin içinde ne yaşandığını. Ya şu şimdi bu resimler çıktı diye olabilir korkusu. Her kadının olur. Çünkü sonuçta ortada bir resim var. En çok kimden yani, var mesela? Ali Ekber'den korkmaz dediniz. Peki eşinizden yani abisinden çekinir mi? Böyle bir şey çekinir evet. Çünkü sonuçta ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz biz. Peki Esra'cığım Turgay Bey'i de davet edelim mi yanınıza? Tabii ki Turgay Bey. Evet bugün sizi çok yorgun, çok bezgin, bitkin. Evet. Üzgün, evet. Umutsuz, çaresiz görüyorum. Bir anlatın kendinizi. Şöyle diyeyim hocam. Şimdi bu dönecek mi geri? Çocuklarım uzaklaştırma bilmiş. Hiç önemi yok. Ben ablamla da yaşarım, amcamla da yaşarım. Bir oda tutarım, orada da yaşarım. Önemli olan çocukların başına gelsin. Ben oraya da gitmem. Önemli hala yok. İstiyorsun. Yani çocukların başında olsun. Ben gelmeyeyim. Ha, o evde ben olmayayım ama çocuklarının başına aynen gelsin. Aynen. Şimdi Turgay Bey, merhaba. Tabii öncelikle hayatta olması bence çok önemli. Onun için tabii gözünüz aydın diyeyim ben size. Yaşadığını biliyoruz. Fakat bu gelişmeler de tabii hoş değil. Şu anda devlet korumasında mı artık bilemiyoruz ama Aziz'le ilgili bir şey var. Karınız dün saklamış, sizden çekinmiş. Ne diyorsunuz? Kardeşinize bir seslenecek misiniz? Hayat boyu sizden kaçacak mı? Ne olacak yani? Sizden de çekindiğini düşünüyorum çünkü. Ya benden çekinmesine gerek yok yani. Gelsin, konuşsun yani. Konuşabilir de her şey yani. Her şey olabilir. Yani, yani gelsin, konuşsun. Bir Aziz'le olan ilişkisi ortaya çıktı artık. Eşiniz de buna şahit olmuş. Bir derdi varsa anlatsın, biz de paylaşsın.
Hani belki umduğumuz gibi değildir bu resimler. Şimdi karınız tabii onları birlikte görmüş. Zaten namusum diyormuş. Efendim erkek arkadaşım, erkek arkadaşım diyormuş. Yani belli ki böyle bir şey yaşanmış. Evet. Ama sonra bitti bitmedi onu bilemem. Bu durum yaşanıp bu kadar da ortaya çıkınca haliyle korkuyordur. Kocasına uzaklaştırma aldırmış mesela. Vallahi korkmasına gerek yok. Korkacak bir şey yok çünkü hani o adam öyle bir şey yapacak bir insan değil yani. Emin misiniz? Eminim tabii. Daha önce böyle bir şey olmadı ya. Yarar gibi yani hep söylenmiş şeyler bunlar. Çok ağır bir durum Canan, var. Canan, kocandan yani... çekindiğin için, Turgay'dan çekindiğin için söylemediğin, evet, sakladığın, hı-hı, başka bir şey var mı? Turgay, karına söyle yok de rahat rahat açık açık konuşsun artık. Yok hocam, başka sakladığım bir şey yok. Eşimle de konuştum dün ben. Evet. Herhalde o da dedi ki bildiklerini çık anlat dedi sana, değil mi? Hı-hı, söyledi, evet. Biz konuştuk kendimiz. Söyle dedi. Evet, Ali Ekber Bey. Ne diyorsun? Şimdi buradan peki sen bir şey söylemek istiyor musun? Vallahi geri dönsün, çocukların başında olsun. Ben o gelmem de önemi yok. Önemi yok. Gelmeyebilirim de. Gel derse gelirim. Gelme derse gelmem. Onu da yaparım. Zaten bana uzaklaştırma verir mi zaten? Yani Ali Ekber Bey, o kadar mülayimsiniz ki bize inandırıcı gelmiyor. Yani bir erkek karısının erkek arkadaşı olduğunu öğreniyor ve bu kadar sakin gelsin diyor. Bana çok inandırıcı gelmiyor. Ne yapayım hocam? Ne yapabilirim? Siz yol gösterin bana. Hayır, ne yapabilirim? Yani amacınız başka da kendinizi, hayır, melek gibi mi gösteriyorsunuz, evet, bize? Evet. Ya zaten bilmiyorum. Bacılarını aran, benim çevremi aran, sorun. Benim nasıl bir adam olduğumu söylerler zaten. Mesela ne yapalım diyorsun ya, mesela böyle bir durumda hayatın olağan akışında bir erkek şunu diyebilir. Bu arada Necati'yi de bağlayın. Ben boşanmayacağım hocam. Boşanalım diyebilir. Ha, boşanmayacaksın. Şu anda boşanmayacağım. Çocukların başında olsun diyeyim. Peki Aziz Bey, Aziz efendim Turgay Bey. Serap Hanım bu zaten diyordu Ali Ekber, yani hani bizde kalıyordu ya bu. Evet. Gülay. Tek ya hani ben gideyim evden diyordu. Yani evin çocukların başında diyor. Yani bunu diyordu bana. Peki Aziz Bey telefondaymış. Bu arada Necati'yi de hazır edin. Aziz Bey merhaba. Merhaba. Evet, yani bir şeyler yaşanmış. Canan da buna şahit olmuş. Sizin, evet, telefonunuzdan aradığı için Canan sizi kaydetmiş. Zaten sizi erkek arkadaşım diye tanıştırmış. Bir kafede buluşmuş, oturmuşsunuz. Artık neyi inkar ediyorsunuz? Ben anlamadım ki. Peki ben Ali Ekber. Ali Ekber Bey'e bir şey soracağım. Ha. Hani bu çok namusluyum, ayağına gidiyor, eşini hep dişli uyuyor ya. Ha. Ali Ekber Bey, eşiniz hastaneye gittiğinde gecenin bir yarısı saat 12 gibi beni arayıp gel bizi hastaneye götür deyip de, evet, sabahın dördüne kadar orada eşiyle çocuğu ben bekledim. Ne? Bu bir. Yalan söylüyorsun. Söylüyorsun. Necio geri geldi, ben işe gidiyorum. Yalan söylüyorsun. Eve döndü. Yalan söylüyorsun. İkincisi, oğlan da yanındaydı. Kayınbabana ev tuttun. Dinler misin? Kayınbabana ev tuttun. Evet. Hangi bir gün geldin sen? Ben de vardım, temizledim. Bir günden beri. Yanımda badana yapıyordu. Niye bir gün peşinden gelmedin? Onu boş ver. İkincisi, Kavak köyünü iyi biliyorsun değil mi? Evet. Kavak köyünü biliyorsun değil mi sen? Evet. Kafede oturun, biz parasını alak, biz bölüşürüz. Sen de oradan kaçar gelirsin diyen senden. Var. Ali Ekber Bey, bir tamam, dinleyin. Tamam, anlayayım, görüşürüz. Aziz Bey. Terbiyesiz. Bu kadar seviyesiz konuşacaksa katiyen konuşturmuyorum. Bir. İki. Eğer ki hastanede sana emanet ettiyse bile... Yalan sen onların söyleyeyim evine girip çıkıyordun zaten. Tabii. Arkadaşıydın. Evet. Alıyorlardı, eve gidip yemek yiyordunuz. Sizin evinize gelmişti. Seni arkadaş zannetmiştir. Dost zannetmiştir. Sen insan zannettim İnsan ya. İnsan zannetmiştir de işi vardır, emanet etmiştir. Bu kardeşim sen bir kal da benim şu... Yani bu, o zaman zaten böyle bir olaylar yoktu ki ortada.
Bir de yani adamın eşiyle arkadan iş çevir, şimdi gel böyle yüksek perdeden konuş. Tabii. Böyle bir şey olur mu şimdi ya? Şimdi ne yapmam lazım hocam ben? Sen sakin ol sakin. Kardeşim. Sakin ol. Evet, Aziz telefondaymış. Yani. Aziz, önce bir özür dile söylediklerin ben için. Ben özür dilemiyorum. Onlar İkincisi kalkıp da benim hakkımda yani o dedikodu, bu yalanı söylemesin. İki, sen düne kadar diyordun ki Turgay hakaretlerde bulunuyordun. Turgay'ın eşine hakaretlerde bulunuyordun. Evet, sana yem attım. Ortaya. Yalansın sen, yalan söylüyorsun. Aziz Bey bütün... Kalkıp da orada beni suçlamayacak. Beni sen adam değilsin ki. Ben, adam bak, değilsin ki adam. An, Ali Ekber Bey lütfen. Şu an senin bana attığın tehdit mesajların hepsi telefonumda duruyor. Önemi yok. Ben arkasındayım. Bulunacağım. Savcılıkta suç duyurusunda bulunacağım. Ekber Bey rica ediyorum. Kötü diyorsun. Ondan evet. Sonra eşin kötü, ben kötü, bir iyi olan sen misin? Seni ben... Bir insan evden kaçıyorsa tek taraflı değildir. Bunu unutma. Sen yani sana kaçtığı için mi? Bir insan evinden kaçıyorsa, bir kadın evinden kaçıyorsa bu bir tek taraflı... Ekber Bey dinlendir. Lütfen küfür... Yok, hayır. Senin hakkında bu hakaretlerde bulunmadın mı? Hayır. Ben nereden bileyim? Koç yaylasını. He. Koç. Adam, sen bunu çok kendinden uyduruyorsun bunu. Orada, senin yanındaki söylüyor bunu, yanındaki. Koltuktan kalk da o koltuğu kirletme ya. Yanındaki konuşuyor senin, yanındaki. Yalan söylüyor. Bir saniye Ali Ekber Bey, Aziz Bey. Yanındaki şey efendim, mi Tülay burada, mı? Evet. Tülay saniye, yanında mı? Bir saniye, bir saniye. Yalan burada, söylüyor. Burada ondan kimin, alayı bilgileri. Ali Ekber Bey, burada kimin oturup oturmayacağını Aziz Bey siz karar veremezsiniz. Ben karar vermiyorum. Sadece İki. O koltuğu kirletmesin diyorum. Aziz Bey. Ali Ekber Bey, lütfen Ali Ekber Bey rica ediyorum. Aziz Bey, bütün evet. Bunlar aile içi problemler, sizi evet. ilgilendiren ve onun karısının size kaçmasını gerektiren sebepler değil. Karısı bana kaçmadı. Karısı benim yanımda değil. Ya da beraberlik ilişki yaşamış. Hayır, benim yanımda hiçbir kesinlikle öyle bir terbiyesizlik olmadı. Öyle bir namussuzluk olmadı. Karısı benim yanımda değil. Kendisi çok iyi biliyor ki kadın sığınma evinde. Yalan söylüyor sen. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bir erkek telefonlu olsa gidip de karısının hakkında aklı dengesi yerinde değil diyerek. Hocam bir şey sorabilir miyim? Savcılıktan kağıt almaz. Aslında sen delikanlı mısın? Bak. Ben ya deli sana demedim. Mı düştü onu savunmak kadını? Bir dakika Aziz Bey. Sana savunmak. O zaman kalkıp da beni orada cinayetten itham etmeyecek. Hayır, kocası gidip akli dengesi yerinde değildir diye alamaz. Gidip kesinlikle. Muayene olması lazım kadının. Psikolojisi bozuk 8 kişilik heyet veriyor kararı. Psikolojisi bozuk demiş. Evet dedim hocam. İkisi ayrı şeyler. Deli gelip bana dert yanıyordu. Sana niye dert yanıyor işte? Sorun o. Sorun o işte, senin yeme düşünme için dert yanıyor. Sana niye dert yanıyordu? Sana. Bana dert yanıyordu. Sen kimsin? Hangi? Yalan söylüyor. Sen bana geldin. Ben sana geldim. Yani kalkıp da orada yani beni cinayetten itham edemezsin sen ya. Ya kadın yaşıyor zaten. Öyle bir şey yok. Bu bak şüpheler içinde. Turgay'dan da şüphelendik. Efendim eğer bir cinayetse dedik. Oğlundan. Bak benim yanıma Aziz geliyordu. Bey bir saniye Aziz Bey. Bir lafımı bitireyim. Ben kendim olarak söyleyeyim. Necati'den de, Turgay'dan da, kocasından evet. da, senden de. Hani olabilir böyle bir motivasyonu olacak kişilerden bahsettik. O da dedi ki benim de gözümde Turgay yapmaz, Necati yapmaz ama Allah korusun. Başına bir kötü bir şey geldiyse Aziz'e gitmişti. O yapmıştır dedi. Biz oğlunu da kocasını da kattık işin içine. Esra Hanım, bana gelen insanı ben niye vurayım, niye öldüreyim ya? Ya Aziz Bey kardeşim, bunun bir sebebi olmuyor ki. Bilmiyor musun, görmüyor musun, okumuyor musun? İnsan... Ben okuyorum, görüyorum. Bu kadın cinayetleri, kadına uygulanan şiddet. Ha, ben buna karşıyım. Aziz, ayrı bir şey. Bana gelen ama, diyorsun. Bana gel demek ki sana geldi. Aziz Bey. Düne kadar Turgay'ın hanımını kötülüyordu. Bugün de kalkmış. Ben Turgay'dan beklemiyorum. Şundan bekliyorum. Ben onu zaten söyledim.
Saydın Turgay'a söyledim bunu. Sen el alemin karısıyla. Yüzüme söyledim zaten. Şu fotoğrafları niye çektirdin Aziz? Bir söyle. Ben çektim, çekmedim demiyorum. Ben çekmedim. Bak yine söylüyorum. Senin karın, bak resmi nikahlı karın ya da öbür hayatındaki kadın bir arkadaşıyla böyle sarmaş dolaş yanak yana fotoğraf çektirse ne düşünürsün? Bende art niyet yoktu yalnız onu söyleyeyim. Hayır, ne düşünürsün? Ne olur. Eşin ya da o beraber yaşadığın kadın bir arkadaşıyla bak böyle yanak yana el ele el şakası böyle fotoğraflar çektirse ne hissedersin bir söyle bana ya. Ya anlıyorum ben. Bak onun ne, ne hissedersin? Şu an anlıyorum ama bu hata tek taraflı değildir. E ben bu onu demiyorum tek zaten değildir. Tek taraflı demiyorum. Tabii ki kadın da istiyordur. Sen bir de ona zorla silah zoruyla yaptırmadın. Eğer ki bir kadın da kaynaklanır. Ya ha? Kadın 25 sene kaçmamış. Bir ömür ki kaç. Konuşma. Ne istiyormuş? Sen niye tutamadın o zaman? Efendim? Senin karın niye eğer öyle hurafelerle tutuluyorsa ilk karın niye tutamadı seni elinde de gittin başka kadını buldun? Ben ilk karın da yanımda duruyor. Marifet mi yani şimdi bu? Marifet ya da değil. O benim bileceğim iş. O da onun bileceği iş. Karısıyla ilgili problemleri o benim seni ilgilendirmez. Ve ben bu bana yaptıkları hakaretler, yaptıkları tehdit mesajları falan hepsini savcılıkta suçluyorum. Ver tabii ki. Ben zaten Ankara'ya varınca vereceğim. Ver tabii. Aziz Bey bu bir ceza soruşturması kapsamında değerlendirilse zaten kimin nerede olduğu baz istasyonlarından, cep telefonlarının sinyallerinden zaten anlaşılacak. Evet. Dolayısıyla böyle bir durumda Tülay'ın senin yanında olduğu zaten tespiti çok kolay delille ispat edilecek. Peki evet. Bu tespit edilirse ne diyeceksin? Her şeye razıyım. Razısın. Tamam. Bak eğer ki Tülay benim yanımda ise. Şu anda demiyoruz. Şu anda değil. Şu anda yanında olmayabilir. Şu anda bak. Kardeşinin ilk evden kaçtıktan sonraki süreçte mesela bir hafta mı senin yanındaydı? İlk önceki süreçte eğer ki benim yanımda ise ben her şeye razıyım. Hani namusu budur ne oldu? Her şeye razıyım diyorum bak eğer ki benim yanımdaysa bana geldiyse ben her şeye razıyım. Namusum diyordum ama ya. Benim yanıma gelseydi o lafım yine geçerli. Ama sonra bitti. Doğru mu? Hiçbir şey yaşanmadı. Hiçbir şey ya yaşanmadı. Şu fotoğraflara bir bak. Benim Allah aşkına. Gelmedi. Seni sevgilim diye tanıtmış. Yanımda, neyse Necati'yi bir alalım telefona. Necati. Ben her şeye razıyım. Necati merhaba oğlum. Merhaba Serap Hanım gitme bir yere. Necati gitmez o dinler seni merak tamam. Etme. Beni dinlesin ondan sonra. Ha, şimdi biz hastaneye gittik. Abla. Biz hastaneye gittik. Sizi götürdük. Annem dedi Aziz abiyi ara. Ben de aradım Aziz'i. Dedim abi böyle. Sizi hastaneye götüreceğim. Ondan sonra saat gece 1-2 oldu. Annem dedi sen git Aziz abiyle biz geliriz. Ondan yalan mı? He? Konuşsana. Yalan. Ben öyle bir yalan. Şey... Ben şu an... Ben... He? Öyle... Anlamadım. Söyle. Bak ben şu an... Neyi söyleyeyim? Kardeş, ben duymadım. Söylenirse de ben duymadım. Kekeleme lan. Söyle. Sonra. Annem dedi sen git Aziz abiyle biz geliriz. Serap Hanım benim şu an işim var. Aracımla ilgileneceğim. Kaçma bir yere. Kaçma kaçmıyorum. Bir yere. Sen ne diyorsan tamam. De. Ben diyeceğimi söyledim. Tamam. Gitme bir tarafa bence. Efendim? Bence gitme şimdi. Necati gelince kaçmış durumuna düşeceksin. Gitme. Hayır ben kaçmıyorum. Ha dinliyorum. Bekle. Kaçıyorsun. Aziz biraz da benimle konuşsan. Tabii ki. Turgay konuş kardeşim konuş. Şimdi yani hani namusum dedin ya sen bana. Evet. Şimdi ben bu olayları gözetiyorum zaten dışarıdan. Evet. Ama küfürlü de konuşmuyorum. Şeyi de konuşmuyorum. Art niyet de konuşmuyorum. Evet. Ama... Yani bir kişinin namusuna bakmakla mı namus oluyor? Evine gidip hayır ben kimsenin namusuna bakmadım. Namusuna bakmadım ben. Ama namusum dedin telefonda bana. Hayır ben dedim ki bak
ben yine söylerim. Her şeyden önce namus gelir benim için. Ben ya size yanlış algıladım. Demedin ya, ben yanlış anlamam ya. Her şeyden önce namus gelir dedim ya, de o kadın kendi kendinin namusunu koruyabilir. Kocası var, kardeşi var. Sana ne? Sen niye bu işlerin içindesin? Niye sen Canan'ı arıyorsun? Namusuna bakmakla mı namus oluyor? Sen niye Canan'ı arıyorsun? Niye ben seni görüştüreceğim diyorsun? Niye kafelerde buluşuyorsun? Canan sen Hanım, niye bu kadar Canan bu işlerin Hanım, içindesin? Canan Hanım beni aradı. Dedi ki Aziz abi dedi, sen dedi Tulay seni aradım. Dedim ki ablam bak pazar günüydü. Ben dedim Tulay beni hiç aramadı. Ondan bahsetmiyorum Aziz. Daha ben, önce buluşmuşsunuz üçünüz falan. Neyse Aziz'i de alalım hattan. Ben Necati'ye son bir soru soracağım. Necati, şimdi annen uzaklaştırma kararı almış babana. Fakat baban diyor ki ben o evde de yaşamayabilirim. Gelsin çocuklarının başında dursun diyor. Ne gelsin diyorsun? Abla. Buna bir cevap gelsin. Söyle annene. Gelsin abla. Gelsin diyor. Gelsin. Hı, gelsin. Sen de fikir değiştirdin. Çok yumuşamış gördüm seni. Yok aynen yumuşadım. Başka türlü bir şey mi düşünüyorsun, geçiriyorsun? Yok abla yok. Hani anadır. Bilmiyorum. Kötü de olsa. Bilmiyorum. Tülay bize bir ulaş, bir konuşalım seninle. Şimdi efendim 26 yaşında bir genç kız ama 26 yaşında olduğuna bakmayın siz. Çünkü kötü kokular geliyor olabilir buradan. Sebebine gelince Şubat ayında eşinden boşanmış. 55 gram altın almış boşanma için. 20 bin TL'de nakit para almış. Aslında boşanmayı da istememiş. Kocasını da çok 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 seviyormuş. Bu onun birazcık da yani üzmüş, çok üzmüş olabilir. Ve bir süre önce evden ayrılmış bu 57 gram altınla birlikte. Kötü kokular geliyor dedim. Bunun sebebini de birazdan hemen anne burada eltisiniz siz değil mi? Yani yenge oluyorsunuz. Evet. Yengesi burada Hilal'in, birazdan teyzesi bağlanacak. Neden kötü kokular geliyor dediğimi o canlı yayında söyleyecek. Genç kadın 2 ay önce esrarengiz şekilde kayboldu. 55 gram altınla sırra kadem bastı. Esrarengiz bir şekilde de kayboldu gitti. Yok. Kaybolduğu gün neden tedirgindi? Kızın anlatmasına göre kız böyle bir heyecan yaptı dedi. Bir panik. Neriman'ın kayıp kızı Hilal Nur tehdit mi edildi? Ondan sonra dedi Hilal 5 dakika sonra kayboldu gitti. Telefonlarını da kapattı gitti. Telefonlarını ben aradım. Hiçbir haber alamadım. Acılı anne kızının hayatından endişe ediyor. Şimdi. Evet Neriman Hanım hoş geldiniz. Salima Hanım hoş geldin hoş canım. Şimdi Hilal ile ilgili buradasınız. Hilal 26 yaşında. Aynen. Çok güzel bir kız. Gerçekten çok evet. Çok güzel. Bakmalara kıyamazsınız. O kadar güzel. Kaç yıllık evliliği vardı? 6 yıllık evliydi. Evliliği güzel gidiyordu. 6 yıldan sonra boşanma kararı aldılar. Yani bir hataya düştü kızım öyle söyleyeyim. Bir hata sonucu 7 Ocak'ta boşandı. 6 Şubat'tan da sırra kadem bastı. Yok. Bir şekilde izine de ulaşamıyorum, kendine ulaşamıyorum. Telefon kökten kapandı gitti. Ne olduğunu bilmiyorum ama çaresiz kaldım. Kocasından boşanmak istememiş herhalde. İstemedi. Değil mi? İlk celseye vardıklarında ben kocamı seviyorum, boşanmak istemiyorum hakim bey dedi. O celseyi bir ay sonraya ertelendi. Yani 7 Ocak'a ertelendi. 7 Ocak'ta da tamamen ama bitti. Ama kocası ısrar etti. Ben seni aynen. Boşuyorum dedi. Aynen. O da ona çok dokundu. Çok içerledi. Çok mu üzüldü? Çok içerledi. Öyle mi? Üzüldü. Çok üzüldü. Çok içine kapandı. Baba dedi ben dedi şeye gideceğim dedi. Arkadaşımla bir gezeceğim, bir hava alayım dedi. Geleceğim, söz geleceğim dedi. Baba dedi ki yok kızım istemiyorum. Ol oldu yani otur yanımda dur dedi. Baba gideyim ne olur dedi. Eşime dedim ki ya dedim gitsin ne olacak? Sıksam ölecek, bıraksam kaçacak. Zaten de öyle oldu. Gitti. Gidişi hemen bir telefon alıyorum. Teyze telefonda neden kötü koku geliyor dediğimi anlayacaksınız. Firdevs Hanım değil mi? Neşe. Özür dilerim. Neşe. Ayşe. Neşe. Neşe Hanım merhaba. Merhaba. Neşe Hanım kaybolduktan sonra, ortadan kaybolduktan sonra Hilal sizi aramış.
bir cümle kurmuş. Ben bu cümleyi duyunca biraz tüylerim diken diken oldu. Ne dedi size? Yani ben görüştüğümde bana şey dedi. Neredesin, hani yanına geleyim dediğimde teyze hayır istemiyorum dedi. Söyle öyleyse hani sen gel bana, hayır dedi. Zaten yarın tabutum kapıya gelecek, nereye gittiğimi öğreneceksiniz dedi. Son söz bu. Ondan sonra hiçbir şekilde haberi yok. Peki Neşe Hanım, bunu şimdi 7 Şubat'ta gitti ya, 6 Şubat'ta. Pazar günü. Bunu kaç gün sonra aramış ve söylemiş olabilir size? Aynı gün görüştüm aynı ben. Gün, aynı gün. O gün. Aynı gün. Yarın tabutum gelecek, o zaman nereye gittiğim? Aynen, haber alacaksınız benden dedi. Ne beni bitirdiler teyze dedi. Yani ne demek istiyorsun dedim ama bana cevap vermedi. Öğreneceksiniz dedi, bu kadar. Neşe Hanım, kocasından efendim ayrılmasını çok problem ediyor muydu? Yani vallahi Serap Hanım şöyle, ben hani çok yanında değilim. İstanbul'da oturuyorum ben. Birebir yanında değildim Hilal'in ama evet, yani Hilal biraz tutkundu. O yüzden sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Kocası niye bu kadar ısrarla boşanmak istedi? Daha yeni evlilermiş, kadın da seviyormuş. Yani farklı durumları vardı. O yüzden ayrılmak durumunda kaldılar. Ne durumları? Ve farklı durum nedir ama şimdi bu olayı söyleyemeyeceğimiz bir şey mi? Lazım. Yani Hilal'le alakalı sıkıntılar vardı. Eşiyle alakalı bir durum yoktu ayrılmalarında. Çok detay vermek istemiyorum. O yüzden ayrıldılar. Peki. Halime Hanım, sizinle dertleşir miydi? Ya da boşandığı o bir aylık süreçte, 7 Ocak'ta boşanıyor, kaybolmasının üzerine neredeyse bir ay var sadece. O bir ayda çok mu değişti? Çok mu depresyona girdi? Mesela kendini odalara mı kapattı? Yorganın altına mı girdi? Ne yaptı? Bir anlat evde. Aynen. Nasıldı? Anne diyordu, sıkılıyorum diyordu. Niye Hilal dedim. Niye sıkılıyorsun? Boş ver, sorma diyordu. Siz zannediyorsunuz ki Hilal'in yüzü gülüyor ama Hilal gülmüyor anne dedi, gülmüyor. Hilal'in dedi içi kan ağlıyor. Yapma kızım dedim, yapma. Ben her ne olursa olsun, kim istemezse istemez. Ama ben seni istiyorum. Ben senin yoluna kurban olurum. Sen benimsin. Herkes atar ama benim o lüksüm yok. Çünkü sen benim parçamsın. Serap Hanım benim evladım. Kansere yakalandı. Ben onunla da mücadele ettim. Pamukta büyüttüm ben onu. Hilal'i. Aynen öyle. İstersen kanıtlarım da elimde. Yok yok. Küçük 3 yaşındaydı o zaman. 6 yaşında kansere yakalandı. 4 yılın adı var. Ben Çapa Tıp Fakültesi. Oralarda tedavi gördü. Vakıf kurabada yattı. Bilmem ne tedavileri gördü. Ben onu öyle büyüttüm. Ben onun başına sıcağı getirmedim. Ayağına soğuğunu değdirmedim. O öyle bir evlattı. Kocasıyla görücü usulü mü evlendiler yoksa? Severek evlendi. Severek evlendiler. Aynen öyle. Çocukları olmadı. Olmadı. Problem o muydu, yani çocuk olmamasını mı kocası problem etti? Hiç de problem eden bir evlat da değildi o da aslında. Bir anda yok mı boşanmaya karar doktora verdi kocası? Doktora taşıdı kocası aslında. Nasıl? Doktora taşıdı çocuğu olması için. Zaman zaman zaten kendi de diyor. Yani anne, bir anda olmuyor. Her şey çok iyi giderken kocası bir gün karşısına geçip ben seni boşuyorum mu dedi. Ben seni boşuyorum demedi. Aralarında bir problem yaşadı bunlar. Bizi aradılar. Buraya gelmen gerekiyor dedi eşim. Biz de gittim. Eşimle beraber birlikte gittik. Dedi ki işte dedi Hilal'le tartıştık dedi. Olabilir dedim. Yine de sakin karşıladım. Hani eş kendi aranızda anlaşırsınız gibisine düşündüm. Gittik. Sonra da dedi ki biz Hilal'le boşanma kararı aldık. Aldım Hilal'i, eve geldim. Ondan sonra zaten Hilal bunalım yaşadı. Hilal ne oldu söylemedi. Hilal içine kapandıkça bir kapandı. Sadece o Sümeyye dediği arkadaşın, anne ona gideyim dedi. Onunla dertleşti. Sümeyye dedim seninle dertleşiyor mu kızım? Hani oldu ki benimle paylaşmadı. Olabilir. Seninle paylaştı mı? Dedi ki abla dedi ben dedi onunla görüştüm, konuştum dedi. Bana dedi ki dedi Hilal, Hilal hani belki hayatında biri var mı? Biri olabilir dedim dedi. Kocasının hayatında yok, mı? Yok, kendi Hilal için hayatında söylüyor. Ondan sonra o da dedi ki ben artık evlilik durumuna ben kendimi kapattım. Öyle bir durumu da istemiyorum. Kesinlikle öyle bir şey de yok. Zaten bir ay olmuş boşanalı. Yani, zaten isteyerek boşanmamış. Aynen öyle. Ondan acaba sonra da gittikten sonra
hiç eski damadınızla irtibata geçtiniz ben mi? Ben mi? Aramış olabilir mi onu? Çok özlemiştir, çok bunalımlı bir anında arayıp ne bileyim ağlamıştır, yok. Dert yanmıştır. Yok yok. Aramamış yok, mı? Aramadım. Yok ben aradım. Haberini, ben aradım. Siz aradınız mı eski damadı? Aradım. Ne ağzını, dedi? Ağzını yokladım. Evet. Hiç haberi yok. Haberi yok. Yok. Peki ilgilendi mi? Yani aa hay Allah falan biz de bir bakalım bulalım filan. Yok öyle yok, bir yok. Girişimi de olmadı. Yok. O. Şimdi bu boşanırken 55 gram altın yani boşanmak istemediği için mi kendisi mi bir tazminat gibi istedi bunu 20 bin lirada bir nakit para vermiş eski damat. Evet, 55 gram altın bugünkü şeyle yaklaşık 50 bin TL yapıyormuş. Altını almış para babasındaymış onu almamış bu 55 gram altınla gitmiş. Aynen. Bu altını ve parayı niye aldı? O altını şunu söyleyeyim hani bu evlendiği anda artık. Mehir denilen bir şey vardır onu verdi. Hmm. Yani o senin sen de kalsın sana ait. Bu dini nikah sırasında evet, belirlenen evet, şey. Belirlenen bedel. Evet, aynen. Evet. Yani düzgün bir adam. Hani evet, al evet. Her şey usulüne göre yaptı. Damadınızdan evet. Herhangi bir şikayetiniz var mıydı? Yok, yok kesinlikle yok. Verdiği benim bunu için altının para... Dört dörtlük bir evlattı zaten kendisi de. Allah Allah. Evet. Yemin ederim bir dört dörtlük bir evlattı. Serap Hanım. Akraba. Damatla dayımın torunuydu evet, benim. Akraba peki, bu paranın peşine de düşmüş olamaz bu çocuk anladığın hayır, kadarıyla. Yok, öyle, öyle bir adam olsa değil. Zaten ya, vermezdi bunu. Değil. Belki o anlatamadığınız her problem her neyse onunla ilgili olabilir bu kaybı tabii. Ve benim tabutum gelecek o olay her neyse. Ya da sonradan bir şey oldu bu altınla gitmesinin de bir sebebi olması lazım. Karanlık kişilerle mi bir şeye düştü acaba hata bir takım illegal olaylarla mı ilgiliydi? O ya şöyle söyleyeyim hani sosyal medyada görüşüyordu yani Yalla diye bir program. Bana sorsam ben bile bilmiyorum hocam ne? Bunu. Biz de bilmiyoruz. Ne? Yani bu böyle birisinden görüşürken ya da birileriyle görüşürken yakaladım. Artık ben istemiyorum dedi. Aldık getirdik. Boşanma sebebi de bunu gösterdi. Ondan sonra bir işte Ayşe dedi, Fatma dedi eşi bize. Aradık biz bunları. Gerçekten yani aramış olduğumuz kadın çıktı yani karşımıza. Niye bir hanım. Nasıl kaç yaşlarında bir kadın? Vallahi bilemem. Bina ben dedi Hilal'in bina komşusuyum dediğini duydum acaba ben. Acaba dolandırdılar mı Hilal'i? Bir de o maddi bir şeyler de olursa işin içinde tehdit olabilir. Veya bir takım kandırıp fotoğraflarını mı çektiler? Hiçbir şey bilmiyoruz hocam. Her şey söyleyeyim. Karanlık. Bu altın olduğunu bilen birisi. Yani görüştüğü, işte konuştuğu kadın da olabilir bunlar. Hani dolandırıcılığın kadını erkeği yok zaten. Bir şeyler böyle şantaj malzemesi evet. Yaptılar da bu altınları onları susturmak için evet. İşte ne bileyim yayarız, şuna şunu koyarız, buraya bunu koyarız dedikleri için bu altınlarla gitti de ama bir gün sonra ya da aynı gün teyzeye benim yarın tabutum gelecek ne demek? İşte önce onları vurup sonra hani şey o ruh hali içinde benim hayatımı bitirdiler, evliliğimi bitirdiler. Ben onların peşine düşüyorum mu demek istedi. Ya, işte. Hocam altını niye götürdü o zaman? Bir iki işim var deyip bir iki işim var demiş onlara. Bir iki birkaç işim aylık, var. Birkaç aylık geçimini sağlamak için veya belki bir silah temin etmek için. Gerçi o paraya zor silah temin etmesi yok hocam ama. Bulamazlar da nasıl? Yani. Neriman Hanım tabii ki kayıp başvurunuz vardır. Var. Kaçıncı gün kayıp başvurusunda bulundunuz? İki saate kayboldu kızım telefon etti dedi ki anne çok kötü bir şey oldu dedi. Kızım ne oldu dedim. Küçük anne, kız. Küçük. O kadar yani çok kötü bir şey oldu zaten korkudan titriyordu ağlıyordu telefonda. Kızım ne oldu dedim. Anne dedi ablam kayboldu dedi. Kızım, nasıl olmuş onlar birliktelermiş çünkü. Aynen kız kardeşle ikisi evden ayrıldı çarşıya çıktılar. Küçüğüm dedi ki ben okul arkadaşımla görüşeceğiz gezip dolaşacağız. Sabahsı zaten okullar açıldı. Bu da dedi ki baba ben de gideyim dedi babasına. Zaten bir hafta evvelinden söyleniyordu. Baba göndermedi dediğim gibi deminde. Babasına dedi bu sefer yine dedi baba ne olur gideyim dedi. Bir de hava alayım bir nefes alayım. Kızım gitme dedi. Olsun boş ver dur yanımda.
Bu ısrar edince ben kıyamadım. Eşime dedim ki yolla gitsin dedim. Yani ne kadar dedim şey yapacak ki dedim. Hani çok az bir miktar bir para ver eline. O miktar dedim hani onu bir çarşıya götürür. Bir çay bir kahve içer geriye gelir. Fazlası olmasın zaten elinde. Kardeşiyle nasıl olmuş? Nasıl kaybolduğunu anlamış kardeşi? Telefon ediyor. Kız o arkadaşı Sümeyye ile birlikte kafede oturuyor ya bu. Oturduğu anda diyor ki Sümeyye'ye hani vakit diyor doldu diyor. Biz diyor kardeşimle eve döneceğiz diyor. Senin de zaten işin vardır eve geçersin gibisine konuşuyor. Tamam diyor. Bekle diyor Hilal diyor birlikte çıkalım madem diyor. Gerek yok diyor sen diyor buradan gidersin diyor. Ben kardeşimin yanına geçiyorum diyor. İyi tamam Hilal diyor. Hilal oradan kardeşinin yanına ilerliyor. Kardeşinin yanına gittiğinde de kardeşe gitmiyor ama. Oradan gidiyor bu. Kardeş telefon ediyor. Abla neredesin diyor. Arabanın saati geliyor. Geriye döneceğiz biz diyor. O zaman kardeşine diyor ki hakkını helal et ben yokum. Bu kelime. Ya peki burada bir virgül koyacağım. Yani. Çünkü kardeşi aynı zamanda şunu söylemiş. Kafedeyken de bir tedirgin hali vardı. Kardeş demiyor. Sümeyye arkadaşı bir tedirgin hali vardı. Böyle bir etrafa sürekli bakınıyordu aynen. demiş. Ama kardeşine de ben hakkını helal edin, ben yokum. Burada bir virgül koyuyorum. Bir de tabii yarın tabutum gelecek meselesi var. Şüpheli bir kayıp. Bugün sadece bir girizgah yapalım dedik. Sonrasında incelemelerimize, araştırmalarımıza başlayacağız. Evet, Ümit Bey 50 yaşında. Rahatsız olmayın lütfen. 50 yaşında anne yüzü görmemiş. Çünkü 2 aylıkken annesi onu bırakıp gitmiş. Ama 50 yaşında annesini aramak için geldi buraya. 2 aylık bebekken annesi tarafından terk edildi. Şu anda yaşım 50 olduğuna göre yani 1972'liyim 50 senedir görmedim. Tanımıyorum. Tanımakla buluşmak istiyorum. Kundaktaki bebeğini neden terk etti? Hani ne sebepler vardı? Kendine sıkıntısı mı vardı? Bu zamana kadar neden arayıp sormadı? Yılların hasreti sona erecek mi? Bir evliliğim varmış İzmir'de. Yani duyduğuma göre acaba tekrar ona mı gitti? Şimdi. Efendim Ümit Bey 50 yaşında dediğim gibi Antalya'dan geliyor ama biz 50 sene geriye gidecek olursak Adana'ya gitmemiz lazım. Çünkü olaylar Adana'da yaşandı. Ümit Bey'in babası bir hanımla tanıştı. Hanım evliydi ama bir süre beraber yaşadılar ve Ümit Bey dünyaya geldi. Ondan sonrasını sizden dinleyelim. Allah hocam yani... Estağfurullah. Bu arada merhabalar diyeyim. Yani ben 2 aylıkken bırakıp gitmiş. Yani babaannemin yanında büyüdüm. Dışarılarda büyüdüm. Üvey anne elinde büyüdüm. Yani bu yaşa kadar geldim. Kolay bir hayatınız oldu mu? Hayır. Olmadı. Hala olmadı. Yani şöyle, hiçbir kolay hayatım olmadı. Evliyim, 2 çocuğum var. Allah bağışlasın. Ve hala aynı sıkıntılar. Yani ne bileyim, sormak istiyorum gelse. Hani niye bıraktı? Niye okuyamadım? Niye bir meslek sahibi olamadım? Ben de bir yerlere gelebilirdim. Bir içimizde bir mutlu oldu. Niye? Yani çok var. Çok soru var. Yani büyüklerin anlattı. Tabii hiçbiri yok şu anda. Hiç kimse kalmadı. Yani anlattıklarına dinliyorum. Bir şey konduramıyorum. Ben de yokluk mu vardı? Bir şey mi vardı? Yok, yok, yok. Babanızın gitmiş. İsmi neydi? Mehmet. Mehmet Bey rahmetli olmuş galiba. Tabii 11 sene, 12 sene oldu. Şimdi Mehmet Bey, yani bundan 50 sene önceye gideceğiz. Yıl 70, 71 neyse değil mi? Siz 72 doğmuşsunuz. Ben 72 doğum. 70'lerde Fatma Hanım diye biriyle tanışıyor. Evet. Ama yani anneniz. Fatma Hanım evliymiş. Değil mi? Siz anlatın o hikayeyi. Şimdi evliymiş. Bu arada özür dilerim. Mehmet Bey... rahmetli olmuş babası Ümit Bey'in. Mehmet Bey bu yanındaki de benim aslında anneniz. Öz annem. Öz anneniz. Ama bundan 50 yıl öncesine ait bir fotoğraf bu. Hı hı. Tabii bugünkü haliyle o 50 yıl önceki halini kıyaslamak mümkün değil. Mümkün. Ama genç ben açık da gördüm yüzünü yani bulursuz. Genç o zaman bayağı bir şey harika. 20'li yaşlarında diyeyim size. Nasıl olmuş? Evli bir kadınla niye bir beraberlik yaşamış? Şimdi şöyle, babam fabrikada iplik ustasıymış. Bu annem onun yanında işçisi olarak çalışıyorlar. Fabrikanın ismini vermeyeyim, Adana'da. Vermeyin. Beraber olmuşlar.
Ama nikah kıymamışlar. Çünkü evliymiş anneniz. İşte oraya geleceğim. Ha. Ben o kadar bilmiyordum. Ben daha o sonradan öğrendim. Ha. Ben oluyorum. Sonradan babaannemin bana anlattığına göre annem İzmir'de daha önce bir evlilik yaşamış. Resmi bir evlilik. Hı. Ayrılmış. Hatta benim elimde eski nüfus cüzdanı gibi defteri de var. Bunlar geçti benim elime. Oradan da bir kız var. Ha diyeceksin, kızı nereden biliyorsun? Büyüklerden biliyorum. Ne adını bilirim, ne görmüşlüğüm vardır. Niye nikah kıymamışlar o zaman, madem boşanmış anneniz? İşte ben de onu anlayamadım. Babama sordum. Neden dedim yani. Hatta ben okula çok geç gittim. Ve benim üvey annemin üstüne kimliğimi çıkartmaları lazımdı. Olmadı. Yaştan dolayı sen ne zaman evlendin de bunu yaptın da dedi, deyince artık nüfus müdürlüğünde bir şekilde annemin adını yazdırdı. Ha, ben annemin soy ağacına hiçbir şey giremiyorum. Bu annenizin nüfus cüzdanı değil tabii mi? Tabii bu annemin. Bunu bendeydi zaten. Ben bunun üstünden buldum. Bunu nerede buldunuz siz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kaç yaşınızdaydınız bunu bulduğunuzda? Ben 18-19 yaşından beri bunlar bende. Nenem, babaannemin bir sandığı vardır. Bilirler, yaşlıların bir sandığı vardır. Evet. Beni de çok severdi rahmetli, bana bırakmıştı. Bunlar onun arasındaydı. Yani ben tabak gençlik biliyorsunuz. Şimdi yeni yeni araştırdım. Hanım dedi bir araştıralım. Ezine mezine yazıyor. Aradık. Bilgi vermiyorlar. Sadece dedim ben soruyorum. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Ya, 70 vallahi yani 70 mi 78 yaşında dedi. Kapattılar. Ya hangi yerde yaşıyor dedim. Hangi veremeyiz dedi. Yok veremeyiz. Ya tamam da ben o nasıl bileyim senin oğlun oldun. Sonra hanımı arattım tekrar. Tek kelime Adana'da dediler. Hepsi bu. Başka bilgi yok. Hiç bilmiyorsunuz. Bakın şuraya gelse inanın yani annenim dese tanımıyorum. Bakın hiç görmedim. Bir tek görmedim. O 50 yıl önceki şu fotoğraf o var. O fotoğrafla işte bu var. Başka hiçbir şey yok. Yok. Bakın inanın ki hiç görmedim. Bak hanımım 25 senelik evli, teyzemin kızı sorabilirsiniz. Yani üvey teyzemin kızı. Görmedim. Hatta sana onların şeyiyle çıktım. Ya dedim bulamak şimdi rezil olmayalım, gitmeyelim. Hani yaşıyor mu? Evet be, anne yoksunluğu hissettiniz çok mi? Hala yapıyor. Bayramlarda çok ağlarım. Öyle mi? Yani. Sokaklarda yattım. Ha Allah'ım çok kendimi geliştirdim. Hiçbir kötü şeyim olmadı. Çalışıyorum. İstanbul'da yaşadım 17 sene. 4 Levent'liyim. Taksicilik yaptım. İş icabı Antalya'ya yerleştim. Niye arıyorsunuz? Anne özlemi ya, var yani. Var. Hem de çok var. Yani ben de istiyorum. Yanımda olsun. Hani son yaşında bir göreyim. Şimdi bir helallik alalım. Ne olmuş? Ne bitmiş? Ya. Yaşıyor mu, ölmüştüyse onu söyleyin diye. Size yaşıyor demişler. Öğrendim. Yani rahmetli oldu deselerdi çok üzülürdünüz herhalde değil mi? Herhalde kendimi affetmezdim gibi geliyor. Keşke daha önce arasaydım yani, mı derdiniz? Ya şimdi daha önce de arayabilir miydim? Arayabilirdim. Tabii bu yokluk maddi şeylerden dolayı hiç aklımıza gelmedi. Yani ne bileyim. Şimdi hayat şartları babanızdan diyelim. Önce bir evliliği varsa ve oradan da bir kız varsa sizin bir ablanız var demek bu. Ben öyle biliyorum. Babanızla evet. Beraberken, sizi iki aylıkken hatta süt emiyordu herhalde. Daha yani. Hiç sütünü emmemişim. Hiç. Vallahi bana dedikli hiç emmemişim. İki aylıkken Gundak'la böyle Adana'da bilirsiniz beşikler öyle şey. Beşik değil hani iplerde bırakmış gitmiş. Tavana böyle şey yaptı. Yani, havada böyle kancalarla. Şimdi sonradan o yıl, bu 50 yıl içinde sizi de bırakıp gittikten sonra eğer yeni bir evliliği olduysa oradan mesela kardeşleriniz var, olabilir. Onu da ha az çok biliyorsunuz şimdi, yani. Şimdi diyorum ya araştırmaya başladım. Ama ne derece doğru, ne derece yalan. Kimsenin şimdi günahını almıyorum. Mehmet diye biriyle evli olduğunu duydum. Bir oğlu bir kızı var diye söylediler. Söyleyen kişi de bundan 10 sene önce Adana'da yaşlı bir insan. 10 sene önce? Evet. Yani bu 10 sene içerisinde de gittim. Anneniz rahmetli olmuş olabilir mi peki bu? Hayır bu şeyi yeni araştırdım. Bunu yeni buldunuz. Şöyle bu Ezine'yi yeni buldum. Heh. Bu 10 sene önce ben bir Adana'ya gitmiştim. Hanım Ceyhan'la dönüşte o mahallenin bir büyüğümüzü gördüğümde. Ümit Bey size evet annenizin yaşadığını biz de teyit etmişiz. Valla bana söyledi ama bilmiyorum. Teyit bak. Etmişiz. Kardeş yerini tespit etmişiz. Ha yerini bilmiyorum. Çok hızlı olmadım. Ve yarın size çok
müjdeli haberlerimiz var. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ya gerçeğin ekibine gerçekten de gerçekten ya tebrik ederim gerçekten ya. Daha konusunu bitirmemişti yani. Yani inanın. Alkış bakın, bismillah dedik daha yeri. Oley. 50 hiç yıl görmedim. 50. Bakın yemin ediyorum. Ya kendi de geldiğimi sorabilirsiniz. Hanımın telefonu da var. Sonra ya niye geleceksin senedir görmüş olsan zaten. İlk defa belki bak ne diyorum. Karşıma gelse tanımam. Peki. İlk defa. O vay zaman. Be. Çok teşekkür ederim. 50 yaşında bakalım bu hasret sonu. Bir de şöyle bir şey oluyor tabii. Buluyoruz anneyi, babayı. Görüşmek istemiyorlar. Konuşmak istemiyorlar. Ay, bir araya gelmek istemiyorlar. Ama sizin annenizin durumunda ne olacak? İnanın bilmiyorum. Ama yerini tespit etmişiz. Yarın size bol bol haberlerle geleceğim. Sevgili seyirciler, yarın çok sürpriz ve de şaşırtıcı, heyecanlı gelişmelerle, müjdelerle, haberlerle karşınızda olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere çok iyi bakın efendim. Yarın saat 13'te Star ekranlarında buluşalım. Allah'a ısmarladık.